Yalanı burada konuşuyorlar. Evet. Sen niye Hasan'ı işin içine kattın? Kimle yaptın bu işi? Sen verdin o ifadeyi. Ali Yaşar mı dedik? Gel bak abi da bile yaparız. Beraber öldürdün işte. Çık delikanlı gibi öldürmedik mi de? Olay yengemle babamın arasında olan durum. Ay ifaden de var ya oğlum. Bulundu mu onda bir şey? Sen bunu nereden bildin? Hepsi biliyor bunları ya. Ona sor bana sorma. Kimi koruyorsun? Kim sana böyle yap dedi? Ben başkasının evladı mıydım? Nereden aldınız beni? Ahmet de suçlu. Sen de suçlu. Sen o da suçlu. Sen bu kadar cinayetin ayrıntısını bilip neden bunların üzerine attın? İşte olan bir adam. Gidip nasıl cinayet işlesin ya? Çeçenin yerini sana kim gösterdi? Ya oğlum daha ne işlesin bizden? Vurdum ya, demedim mi? Ne zaman? Vurmadım diye yalan konuşayım. Yok böyle bir şey Hüce abla. Vicdanımla söylüyorum yok. Yalan konuşayım. Sizin yaptığınız yüzünden bu işler bu hale geldi. Ben diye diye ağzımda tüy bitti. Sen söyle şimdi sen. Ahmet, ciddiyilik diyelim sana Ahmet. Hasan Şükrü, Ali Yaşar Çam ve Ahmet Çam hakkındaki son karar verilecek. Gözümüz kulağımız Yargıtay'dan gelecek. Haberde beraat mı verecek? Kararı onayıp Ahmet babası ve abisini cezaevine mi gönderecek? O gece evde yoktu. Niye yalan konuşuyorsun, adaleti dolandırıyorsun? Benim hiçbir yerden bir suçum yok. Senin beni delirtme. Bana katilini getir. Tamam, Nazmiye öldüyse Nazmiye'nin annesi nerede, babası nerede? Üç kişi hakkında karar verilecek ama bu ailenin hepsi bu işin içinde, hepsi bunu biliyor. Geldi buraya evladım, dedi kıskanayı verecek. Bu zan mı benim eşime dolanıyor, bu zan mı? Şu ikisi yaptı bu işi. Yalan tabii ya. Ben yalan konuşuyorum. Yalan. Sen doğru konuşuyorsun. Cezaevine sokanlar konuşsun. Sen konuşma. Tamam. Belanı mı arıyorsun? Öyle bir şey yok. Hayır, öyle bir şey yok. Sen yap. Tabii. 8 ay ben sen yap. Benim gelinim, benim evladım. Benim neydi o? Neydi benim? Katil kim? Onu tamam. Söyle onu. Ahmet, ben mi yaptıysam ben, sen yaptıysan sen. Biz mi öldürdük? Söyle sebebini. Yaptım, sebebini göster. Bu işleri yaptığınızı açık yere konuşun. Adalet bulacak. Babamdan da bıktım, abimden de bıktım. Yeter artık bak, başka bir şey demiyorum sana abi. Bu da bizim elinde, şimdi susuyor. Kalmaz abini, sen çocuğunla, aha oğlunla beraber benim kafamı yardım. Allah senin bin belanı. Kim öldürdü bilinmez ama sizlerin arasına gitmiş bu. Gece evde yoktu. Niye yalan konuşuyorsun, adaleti dolandırıyorsun evladım için? Niye dolandırırım adaleti? Niye dolandırıyorsun ya? Bu da bizimle indi. Şimdi susuyor. Ben seninle ne zaman edeyim? Ben ya sen zaten hiçbir yerde yoksun ben, ya. Ben tabii hiçbir yerde yok. Ya konuşturma ya hastanedeki. Cumanıma bile açıp benim. İsmin katilini ararım. Sen tamam, onu bırak. Benim hiçbir yerden bir suçum yok. Katil kim? Onu tamam. Söyle onu. Bu rahmetten kirdi bu, o kız da kazma sapını bunun elinden aldım, kafasını gitti muhtar dedi. Kazma sapıyla kadının kafasını mı yardım? Vurdum. Niye bu dedikoduyu çıkarttın? Bu hep yalan konuşuyor. Kafandaki yarıkları göstersene. Doğruları konuşma. Doğruları konuşmuyor. Hep düzmece konuşuyor. Sen benim hakkımı saksın. Nasıl vereceksin ya. Oğlum da, nasıl vereceksin? Senin bende bir gram hakkın varsa onu bir adalet olsun. Yok mu? Ben seni 9 ay kanımda gördürdüm. Sen bende bir gram hakkın yok. Oğlum, yok. At. Ben buradayım. Benim garını kim kaybettiyse onu söyle. Ben buradayım. Senin beni delirtme. Bana katilini getir.
Katili mi getir? Sen yap. Tabii. 8 ay sen yap. Bir de karın da benim eşimi dövdün mü? Dövmedim, dövmedim. Dövmedim. Allah beni bildiğin gibi. Kafasını yarmadın mı? Neden? Ben mi yardım? Siz yardım. Siz sen yardım. Kadıda yardım. Kadıda. Kaynanamdan üstelik de kadıdaydı. Beni sinirletme Hasan Şükrü. Doğruları konuşun. Ben doğruyu konuşuyorum. Sen de doğruyu konuş. Biz gelinimizi aramaydık. Senin gelinin de senin baban diyor ki benim gelinim benim evladım. Benim değil diyor. Neydi benim? Gelin neymiş? Ayla Hanım gelinin kafasını kim yardı? Bu yardı Müge'm. Kazmaz abini sen çocuğunla aha oğlunla beraber benim kafamı yardı. İşte muhtar bağlansın. İster komşular ister arkadaşlar söylesin. Kardeşlerine nefretle bakıyorsun. Bak onlar da diyorlar ki babamın etkisi altında kalıyorlar. Ben nefretle bakmıyorum. Verilen ifadeleri karşı ben onlara güvenmiyorum. Abi biz ne dedik? Ben mi dedim onu? Lan Allah belanızı vermiş. Bu söylemiyor. Abi, bunların dedikodu olarak Allah senin bin belanı. Polis. Ya dur şimdi bırak beni. Benim Allah verdi belamı. Seninkini versin evladım. Hasan. Bu işleri yaptığınızı açık kere konuşun, adalet bulacak. Neyi bulacak? Benim evladımı bana demedin mi çeşe evindeki? Baba, ben Nazmiye, Umut'la Murat'ı almaya gidiyken aldık onu arabaya. Demedin mi? Bu zanlı benim peşime dolanıyor, bu zanlı. Bu işleri kapatmak için çare aradı ikisi Müge Hanım. Şu ikisi yaptı bu işi. Yengeni çok seviyorsun diyorsun ya. Hı hı. Yengen için söyle ki eve ben girdi. Yengem için zaten konuşuyorum. Benim babam sen eve girmedi. Yalan ya. Yalan tabii ya. Ben yalan konuşuyorum. Yalan. Sen doğru konuşuyorsun. Cezaevine sokanlar konuşsun. Sen konuşma. O konuşacak. Ne suçladım seni? O konuşacak. Benim eşimi de o lekeledi. O konuşacak. Daha düne kadar birbirinizi yerdiniz. Ali Yaşar olacak olan babamla. Şimdi hepiniz cephe aldınız döndünüz bana. Ben mi işledim cinayeti? Ben işlediysem sebebini de söyleyin o zaman. Söyle sebebini. Sebebini göster. Sen annesin değil mi? Belki unutmuş anneyi olabilirim. Anneyi sen doğruları konuş. Benim kafam saat değil ki ben tutayım onu kafamda. Ben size bir şey söyleyeceğim. Siz bütün bunları söylerken Ayla Hanım'ın başka bir oğlunu korumak için mi? Ha, evet Müge Hanım bunu kimlerle yaptıysa onu koruyor. Tabii. Bir de çocuklarını koruyor. Benim evladımı bunlar kaybetti. Kim öldürdü bilinmez ama sizlerin arasına gitmiş bu kız. Benim şüphelendiğim kadını doğru dürüst de zaten tanımıyorum. Lan, ya şimdi yalan konuşma ya. Lokantaya geldi ben onun lokantada çalışırken anlatmadın mı? İki sene babam önce tarif ettiği bayanı bunlara demiş o zaman meydana çıkartmış olsaydılar bu kadar hataya düşmez. Ben bu bayanı göstermedim. Bunu zarif kastettim bunu. Lokantanın önden geçeyim demedim mi geçeneli. Polisler dedi bizim telefonu dinler dedi telefondan konuşmayın. Bunu dedim mi demedim. Ya ben demedim. Yok. Oradaki oturan yanında oturan beni suçladı cezaevine soktu 8 ay ben eşimin cenazesine dahil gidemediysem sen bana o kadını bulacaksın. Bulun getirin demelerinden ben bıktım. Ahmet babamdan da bıktım abimden de bıktım. Ahmet'ten bu kadar bıkmadın ama değil mi? Ondan da bıktım zaten bu kadar sorunu zaten başımıza açan o. Köydeydi pazartesi. Minnet ediyorsun ama köyde. Minnet. Niye bilmeyelim diyorsun. Sonra ne yaptıysanız yaptınız karışmıyorum. Niye bilmeyelim diyorsun. Sizde ben nerede gördüm. Geldi karakoluna ama kilo olarak şu gündü diyemeyelim işte. Adamlar doğrulasın. O dükkanda onlarla çalıştığını ispatlayacaksın değil mi? Ben o dükkanın içinde çalışan insanlar istiyor. Kesinlikle o dükkanda yok o. Ben nasıl Artvin'in dağında çalıştığım insanları topladım o mahkemeye getirdim. Katil damgası yemekten zorla kurtardılar o adamlar şahit olduğu halde. Bu da getirsin. Bunlar cezaevinden çıktıktan sonra beni niye gelip bulmadılar? Bunları öğrenmek istiyorum. Ben abimle telefonda hüngür hüngür ağlarken bizi bu acıyla bırakıp nereye gidiyorsunuz diye. Abim bana dedi ki bir hafta sonra geleceğiz ve daha ne aradı ne sordu. Bunun hesabını versin bana. Yalnız bana değil burada Turan Güren'e de hesap versin. Kızını aldın. Kime hesap verdin de kaçtın gittin. Yanındaki kişi hala yanında. Ben senden arayacağım. Ben senden arayacağım. Bak, çünkü buradayım, bu adam köyden abi, bak, duyuyor. Buradayım ha buradayım. Bu adam köyden duyuyor. Tamam mı? Gelinin kaybolduğunu. Çok güzel anlatıyorsun da zamanında kurtların arasına niye bıraktın onu ben onu anlayamayayım. Kurtların arasına sen o evdeydin. Sensin o zaman o kurt.
Bu işi kimse yapmadı. Sorumlu orada. Sen. Sen evi karıştırdın. Sen. Kime sen. Nerede ne zarar geliyor? Biz onu saplayamadık, tamam mı? Tabii, şimdi tabii. Büyük olduğun için. Onlar tüm sorumluluklar. Tamam mı? Al karıştırdı ben işi. Sen karıştırdın. Sen. Sen. Tamam sen. Sen. Canımı benim sıkma. Ben tabii hiçbir yerde yok. Ya konuşturma ya. Ben öyle bir insan değilim mi yanlış ya? Benim hiçbir yerden bir suçum yok. Katillerin karşısında ben ağlamayarım oğlum. Ben katille bulunduktan sonra ağlayacağım oğlum. Katilleri sevindirmek istemiyorum oğlum. Dışarıdan o evi yönlendirmeye başka biri giremez. Girdi miydi işte sonucu böyle olur. Benim düşüncem de bu. Şimdi yengemin ailesi çıkmış diyor ki yok bizim katilimizi arıyor. Kızımızın katilini arıyor. Ne yaray? Nerede? Evini bozma çalışan bir aileden daha ne beklerim ben? Defalarca kavga ettiler. Yumruk yumruğa geldik onlarla ki eve karışırsınız diye. Kendi de dedi. Kaynanasıyla beraber bu. Ben kaynanamla ne zaman? Ne zaman mı kavga ettin? Ne zaman kavga ettin öyle mi? Ne zaman? Sana daha bir şey demiyorum. Ahmet evde. Oğlum Hasan'dan Ali Yaşar evde yok. Yaptıysan babamla Ahmet. Ahmet bu olayı nereden biliyor evdeyse? Bana buranın cevabını ver şimdi. Babaya yıkıp kendileri rahat edecekler mi canım? Takip ettim kıtı kıtı ama adalet beni yanıltmadı. Burada oturan cani yanılttı adaleti. Perşembe günü o ifadeyi verdi arabayı bulduktan sonra bizi bildirtti. Canım yandı ben babayım yandım canım. Efendim günaydın, mutlu sabahlar. Programımızı Çam ailesinin programımıza konuk olduğu ilk günlerdeki konuşmalarla açtık. İlk günlerde herkes ne kadar hareketliymiş evet. Ve ne kadar farklı şeyler konuşulmuş. Özellikle Ayla Hanım daha heyecanlıymış. Onu izledik hep beraber ve efendim evet. İki çocuk annesi Nazmiye Çam, 26 yaşındaki Nazmiye Çam. 2 Kasım 2009'da Akçaabat'ta kaybolmuştu. 7 Kasım 2009'da Vakfıkebir sahilinde öldürülmüş olarak bulundu. Zanlıları olarak da eşi, kayınbiraderi ve kayınpederi Hasan Şükrü Çam, Ahmet Çam ve Ali Yaşar Çam tutuklandı. Tutuklulukları Ali Yaşar Çam ve Hasan Şükrü için 8 ay sürdü. 8 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar. Ahmet Çam ise 11 ay tutuklu olarak cezaevinde kaldı. Ardından yargılama tutuksuz olarak devam etti. İlk dava görüldüğünde yerel mahkeme delil yetersizliğinden her 3 sanık hakkında da beraat verdi. Daha sonra bu karar Yargıtay'a gitti ancak Yargıtay kararı bozdu ve her 3 zanlının da müebbet hapisle Ahmet'in olay sırasında yaşı küçük olduğu için yaşında yaş indirimiyle beraber o da göz önüne alınarak 3'ünün de müebbet hapisle yargılanmalarını istedi. Yerel mahkeme ikinci kez davayı gördü ve Yargıtay'ın dediğine uydu. Dedi ki tamam üçü de müebbet hapis yatsın o zaman. Ve efendim bunun üzerine tekrar bu karar Yargıtay'a gitti. 21 Nisan'da Ankara Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nde duruşma görüldü biliyorsunuz. Avukatlar savunmalarını yaptılar. Avukat Mehmet Şentürk ve Avukat İdris Nuri Eroğlu ve kararın bozulmasını istediler. Delil yetersizliğinden dolayı sanıkların serbest kalması gerektiğini savundular. Yargıtay da kararın açıklanmasını bugüne bıraktı. Bizim ekibimiz bütün günü çok heyecanlıydı. İşte dün gece uyuyamayanlar, rüyasında görenler vesaire. Açıkçası ben de çok merak ediyorum. Tabii biz bu şekilde heyecanla yaşarken bir de konunun öznesi olan kişiler var. Hasan Şükrü Çam yanımda. Hasan'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Muhabirimiz Pınar Yıldız'la kameramanımız Ahmet İnal. Trabzon'da, Akçaabat'ta Ahmet Çam ve Ayla Çam'ın yanındalar. Canlı yayında onlar da öğrenecekler olanı biteni. Bir diğer muhabirimiz Tuğçe Kocaman, kameramanımız Necat Yıldız'la beraber. Yanında Ali Yaşar Çam var. Ankara'da Yargıtay'ın önündeler. Muhabirimiz Nurcan Kaya da yine Akçaabat Kaleönü mahallesinde Nazmiye Çam'ın, rahmetli Nazmiye'nin annesi Ayşe Güner ve babası Tufan Güner'in yanındalar. Az sonra Ali Yaşar Çam Yargıtay'a girecek ve kararı öğrenecek. Burada da hep beraber bunu konuşacağız. Önce aslında Hasan yanımda. Hasan'a döneyim. Hasan nasıl geçirdin dün geceyi? İyi geçirmedin abla. Hiç iyi geçirmedim. Burada tabii babaannemiz de var. Havva Hanım dün buradaydı. Babaannemiz Elmas Hanım da burada. Elmas teyzeciğim. Hoş geldin.
Nasılsın? Hoş gördük, hoş gördük. Dur kalkma, rahatsız olma. Seni dur, fark öpeyim. Edemedim. Fark edemedin beni. Ha, kıyamam ben sana. Gel efendim, gel, hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sorun sağ olsun. İyiyim. İşte 90 yaşından gelin, 50 ne kadar olur. Hı. İyiyim. Aa, inşallah 90'ımıza kadar yaşarsak senin gibi kalalım. Allah inşallah güldürür beni bundan bu yana da. 7 senedir yüzümden aşağı. Udanıyorum millete bakma. Kasıttan yere suçlandı evladım. Ben de suçlu oluyorum. Utanıyorum ya, benim evladım da öyle bir kan yoktur. Benim evladımın hiç suçu yoktur. Ey git. Bugün karar açıklanacak. Ne bekliyorsun, karar nasıl çıkacak diye ümit ediyorsun? Allah güldürür inşallah. Bir suçu yok ki suçlansın, rezil olsun. Allah güldürsün. Niye bayım da? Onun bir suçu yok. Onun el gözüne ne dediği gibi düşmanlığı olacaktı. Ey git. El gözüne bir şey, bardak suyunu... Şey gibi daha görüyordu, uzadıyor hadi. Kendi evlatlarından hizmet görmedi, onun elin evladından hizmet görüyordu da. Onu kabul etmediler. Niye öldürsün ki diyorsun gelinini? Niye gelinini? Peki, gelecek bir dakika kadınlar durun. İnşallah. Hı? Ben onu bekleyelim. Gelecek kadınlar bulunacaklar. Senin de gözlerinde yaşların, Hasan'ın öyle. Allah inşallah bak. Benim evladım suçlu yere suçlu olamaz. Hikmetimiz bulacak. Oha. Hükümet bulsun çıkarsın diyorsun. Bulsun çıkarsın. Yani. Bulmayanın da bir çetinliği yok. Onları kim suçsuz iken suçlu gösterdi, onları suçlu gösteren bulacak suçlular. Allah, hükümetimiz onu sıkıştıracak, bulduracak, konuşturacak, çıkartacak meydana. Yani Nazmiye'nin ne günahı vardı ki onu ayırdılar icabında eşinden, uşaklarından. Ne yaptıydı bu karı, kime ne yaptıydı? Niye tuğu vardı, ne suçu vardı? Onun bile bir Holga'da bir suçu yoktur. Peki Elmas teyzeciğim, yine sana söz vereceğim. Hasan'a bir döneyim. Hasan, dün gece tabii çocuklarınla beraberdin. Nasıl geçirdin geceyi? Haberleri var mı çocuklarında bugün karar çıkacağım? Büyük, çünkü büyük aslında. Yani, Arp hocam size büyük edeceğiz. Olan... Büyük olanın haberi var yani, ister istemez var. Çünkü artık 13 yaşında yani, 13 yaşındaki bir çocuktan ne kadar saklanmışsın. Her şey, onu her şeyi biliyorlar yani, zaten. Dün gece... İşten çıktım, eve geldim. Sen konuşuyor şimdi. Evde değildiler, halama yolladım. Buraya geleceğiz diye. Yani öyle çıktım, geldim. Çocukları mahalleye bize yolladı. Peki, bilmiyorum. İstersen... Dursun da onu da söyleyeceğim zamanı geldiği zaman. İstersen önce Nazmi'nin annesine bir kulak verelim. Efendim tabii onlar da canlı yayındalar. Canlı yayında öğrenecekler haberi. Ayşe Güner. Bakın bir ona kulak verelim. Altı yıldır biz yanıyoruz. Ben eriyorum. Ben zaten düştüm. Evlat acısı çok. Tabii bunlar bunu hiç bırakmasın bu devlet. Atayla orada değil, gelmediyle gitmeyle değil. Atayla bizim ustumuz ama. Ben onu arkasını bırakmam. Ben onu uşağımı bırakabilir miyim? İçim yanmış zaten. Çok az kaldı. Ya, devletimiz akşam sabah dua edeceğim. Bir şey çıksın bu. Acım geçmez. Yok, geçmiyor ki. İçinde bir acı var. Bizim gözümüz görmedi bir şey diyemiyor ama bunların hepsi içindeydi. Ben burada evladım geldi buraya benimle bile konuştu. Aynen bu 30 güzel. Etti, yaptı, yedi, gitti, dedi, topladı, gitti. Dedi ki anne dedi gelsin ve salı gün dedi. Biz bilmiyoruz ya uşağın altında şeyi kurayla, tuzak kurayla. Ama onunla gözümüz görmedi, ben bir şey diyemem Ali Yaşar'ın Hasan Şükrü'ye. Ama yaptı, belki de karı yaptırır. Geldi buraya evladım dedi kıskanayı beni dedi. Onu kıskanayı geçer giderdi, duvuşturdu benimle dedi, çıkı giderdi babasına dedi. Tamam dedi, ben anne aşına ayrıldım dedi. Hasan Şükrü geldi mi dedi, ev alacağım dedi. Onların başı ne ona yaptılar onu. Kaynatasılan kocasını hiçbir şey demezdi onlar için. Ama ya bile çok şey edermiş ona. Çok kötülük değil bari dedi. Ahmet, Mehmet Ali, o sevittim. Babamı duyu dedi, ben alırım onu elini dedi. Öldürüyor onu dedi. Babaya dedim bana vurulur mu? Vuruyor dedi. Nazmiye Çam'ın amcasının oğullarından neden şüphelendiler? Bizim taraf atacaklar onu, işi kapatacaklar. Onlar yapmazlar onu. Ben biliyorum. Ben evlatımı arayarım, onlar benimle duyuşuyla. Ki sen kaybettin onu diyen takdiri bana. Ben de dedim ona ki, evlatımı bulun getirin dedim ona, siz kaybettiniz onu. O şeyimi gelin, Allah razı olsun ondan. Hiç bırakmayın. O şimdi onu konuşturuyor, o en gülüyle onlar orada. Evet ya, bir de bir anne tarafından bakar mısınız lütfen? Anne çocuğunu kaybetmiş. Evet. Bir de tabii hani konuşurken ya da bir takım suçlamalar yapılırken ya da sen bu suçlamaları neden yaptın derken gülenler de oluyor. Bir de işte annenin babanın evet. tarafından bakmak lazım. Peki bir de babaya kulak verelim.
Baba Turan Güner, rahmetli Nazmiye'nin babası. Onlar daha sonra canlı yayınımızda olacaklar. Canlı yayından öğrenecekler ama öncesinde konuştuk. Bakın neler anlattılar. Artık sona yaklaşılıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu zaman zarfında zaten biz hüzünlü ve sıkıntılıyız. Artık bunun bir karara bağlanması lazım. Yüksek yargının hakimleri ve savcılarımızın olumlu bir karar vereceğinden eminim yani. Yani bu kararın bozulması için gerekli bir neden düşünmüyorum ben. Yok yani. Üç kişi hakkında karar verilecek ama bu ailenin hepsi bu işin içinde. Hepsi bunu biliyor. Ahmet koruyor işte Mehmet Ali Seyfettin ve anasını. Yani bu işin başında olan düğüm noktada anası yani. Anası o Mehmet Ali denilen şahıs. Bunların oradaki halleri bunu belirliyor yani. Ben Ali Yaşar değildir, bu işin içinde hiç yoktur da diyemem. Hasan'ı da bu işin içinde hiç yoktur diyor diyemem. İmkan yok olmaması ne? Çünkü senin karın evde yapılanları sen biliyorsun da sen karın evde niye kollayamıyorsun? Demek ki sen de bu işin içinde suçlusun. Ali Yaşar denilen şahıs biraz emin konuşuyor yani. Bu işin içinde ben yokum diyor. Ha belki olmayabilir yani. Ama karının tarafı daha ağır basıyor yani bu işte yani. Bu bizim kızı yani geldik süre yani. Bu bizim kızı öldürme nedeni nedir? Hala bu ortada bir şey yok. Belli değil yani. Yani bu yani. Hasan Şükrü Çam yine damadınızdı, eski damadınızdı. Cezaevine girerse çocuklar da kalacak biliyorsunuz. Yanım uçunu hiçbir anlam taşımaz. Onu zamanında düşünecekti. Hasan Şükrü denilen şahısın parmağı bu işte hiç yoksa, bundan haberi yoksa ama yine cezaevine girsin, cezasını çeksin ama uşakları benim için başmışlı yeri var. Ya sonuç şu, bu ailenin hepsinin bunda parmağı var yani. Aynısı Ali Yaşar yani. Ali Yaşar'ın bu işten haberi yoksa, ya senin nasıl bu işten haberin olmuyor ya? Akşam sabah evindesin. Burada bir adam öldürülecek. Konuşmalar, görüşmeler oluyor demek ki. Daha durdururken ben seni hemen kafamdan kurdum. Lap diye gidip öldüreceğim diye öldüremez. Onu yapamaz ki uşağı. Ya burada demek ki bunlara bir büyükten akıl geliyor. E sen bu kadar bu işler dönerken sen bundan bir haber almadın mı bir yerden? Gelinin soğukta dolaşıyor. Yok parka geldi diyorsun. Yok oraya gittik. Yok buraya geldik. E korkarsan ev o milletinden, o zaman gelip söyleyeydin bize. Veyahut dediğim gibi karakol orada. Git karakola söyle. Ya onların sağa sola itiraf hatayla bir zaman dediler ki yani bunu babası işlemişti bu cinayeti diye bizim için. Denize düşün, yılana sarılır gibi bir halleri var bunların yani. Bir uyandan bir yandan bir şey atalım ortaya da yani biz zaman kazanmaya çalışalım. Bunların amacı bu yani. Başka bir şey yok. Gözle görülen bir şey yani. Burada iftira atmadan başka bir halleri yok bunların yani. O hani demiş ya, babama gideceğim söyleyeceğim diye. Üzüntü yaşıyor musunuz o lafla alakalı? Çok yaşıyorum. O aklıma geldi miydi insan ağlıyor gibi yani. Kızım yani o zamana kadar yani telefona söyle bağ da yani o zamana kadar durma orada yani. E benim böyle bir durum var da daha önce alalım seni oradan bu yana. Ya o laf insanın aklına geldi mi insan ağlıyor gibi yani. Yani bu başka bir şey yani. Evlat acısı başka bir şey burada yani. Senin gibi bir evlat alıp da öldürüyor adam. Düşünebiliyor musun yani? Bu ne kadar büyük bir şey ya. Ben burada yoktum. Bak burada olmadığım gibi her şeyi duymamışım. Ben buradan bir çıkaydım gemiye. Bir Amerika'da, bir orada, bir şurada, bir burada. Geç idareden 7-8 ay. Ben Ali Yaşar'ın bu işin içinde olduğunu ve ailesinin bu işin içinde olduğunu bildiğim için onların içine gelmiyorum oraya. Bunu bunlar yaptılar. Ben onların yüzünü orada görmek istemiyorum yani. Olay bu yani. Bulunmayacak diye bir şey yok yani. Çünkü bunu biri öldürdü yani. Burada ölen bir adam var, bunu birileri öldürdü. Ha dışarıdan da bir kişi varsa bunlarla, o da bu ailenin parmağıyla olmuştur yani. Bu 6 yıl boyunca bu zaman zarfı içerisinde hüzünlü ve sıkıntılı bir durumda yok. Evladımızın katillerin hak ettiği cezaya çarptırılmasını istiyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti yargısından bunu bekliyorum. Adalet yerini bulsun, biz de rahatlayalım. Evet, hepimizin istiyor. Aslında evet. Turan Bey çok güzel anlatmış derdini. Diyor ki eğer ben Ali Yaşar'ı şuradan suçlu buluyorum diyor. Çünkü eğer hani onun ailesinden Hasan değil hani diğer aile fertlerinden de biri öldürdüyse, onu akşamdan sabaha karar vermediler ya, mutlaka bu evin içinde oldu bitti. Neden ailesine sahip çıkmadı? Neden kim ne yapıyor? Tabii. Uyanık olmadı. Yerinde zamanında müdahale etmedi diyor. Hasan Şükrü'ye de şundan kızıyorum diyor. Madem bu kadar evde dedikodular olmuş, kavgalar olmuş, dövüşler olmuş vesaire, neden karısına gidip sahip çıkmamış, karısını alıp oradan o hengameden çıkarmamış? Aslında kendine kızdığı noktada keşke bir telefon olsun, açıp çocuğumla konuşabilseydim, belki olaylar buraya doğru gelmezdi diyor. Ama bu sonuç ne çıkarsa çıksın aslında kimseyi çok mutlu etmeyecek galiba. Evet. Yani onu anlıyorum. Hani illaki de birilerinin cezaevine atılması yürekteki yarayı soğutmayacak yani. Evet. Ama çok güzel ifade etmiş, çok güzel ifade baba. Ve ben de çok katılıyorum. Bu bir süreç yaşanmış belli ki o evde.
cinayet kararına gidene kadar yaşanan o süreç içerisinde hani cinayete bir fiil katılmamış olsalar dahi ölenin çok yakınında olan eşinin bu süreç içerisindeki sıkıntıları algılayamaması, önlem alamaması o tabii ki bana göre de ciddi bir kusur. Bilmiyorum Hasan, burada sorumluluk alıyor musun Zeyno? Ya Müge Hanım, tamam ben katılıyorum. Belki cahilliğimizden oldu. Yani ben diyemem, ben suçsuzum dediği konuda, ama yani cinayet işlemek demek farklı bir şey yani. O Hasan, çok farklı bir şey. Bazı insanlar, ben şunu anladım şu yazımda, bazı insanlar uyuşuk. Yani, bak şu uyuşukluğu, miskinliği üzerimizden atmamız lazım. Yani bir şeylere de nasıl başkaları hani o şekilde davranıyorsa böyle, bizim de o böyle tuttuğumuzu bir koparmamız lazım. Yani evde bu kadar kavga, dövüş olurken senin koca olarak yine Ali Yaşar'ın da evin reisi olarak buna müdahale etmesi gerekirdi diyor Turan Bey. Katılmamak da mümkün değil. Evet. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Bir evet. Hanım bir şey diyeyim yani, mi? Tamam Ali Yaşar azıcık evde birine bir ne yaparsın diyemez ki bak. Ne dedi Ayşe Güner? Seyfettin, Nazmiye rahmetli demiş ki Seyfettin babamı elecek gibi diyor. Ali Yaşar konuşamay ki. Konuşamay. Karı çocuklardan bile kocasını halledi. Valla. Ali Yaşar da budu 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 konuştuğundan kalıyor. Abla Hanım bir şey söyleyeyim mi? Hayat şartları çok zor. Ama bu da bir yapı meselesi. Bu çok az erkek karısını ve çocuklarını bir başka şehirde bırakıp başka bir şehire çalışmaya gider. Hani bu devlet memurlarında özellikle hani başka görevlerde falan olabiliyor, onu atanmalar görüyoruz ama olabiliyor, şimdi tabii. Zaten hani Hasan Şükrü bir fabrikada çalışacak. Oradaki fabrikada da çalışır, buradaki fabrikada da çalışır. Karısını, çoluğunu, çocuğunu yanına alacak. Bir kere şunu unutmayalım. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur. O yüzden böyle işte yan yana da olmayınca başka türlü dedikoduların, kavgaların, dövüşlerin çıkması da muhtemel. İşte o muhtemelliği de burada görmüş oluyoruz. Sonuçta bundan rahatsız olan bir Ayla Hanım var. Var yani. Ayla Hanım herkes... Hasan Şükrü müdahale edecekti. Şimdi böyle bir olay olmasaydı, böyle bir cinayet olmasaydı, Ayla Hanım da böyle bir hani zan altında olmasaydı, olaya sadece hani o evde yaşananlar boyutuyla baksaydık, ben yürekten Ayla Hanım'a hak verirdim. Çünkü sonuçta bir evliliği var, çocuğunun eşidir ama bir ailenin mahremiyeti ve bir ailenin de yaşam kuralları bellidir. Bu yaşam kuralları içerisinde yaşamak zorundadır herkes. Karısını, çocuğunu yanında barındırmak ve doğal olarak da onlara sahip çıkmak zorundadır. Şimdi evet. Ali Yaşar'ın tamam, buradaki hocam. Durumu aile reisi olarak belki bir takım ihmalkarlıkları, bir takım olaylara göz yumması veya bir takım olayların içerisinde olması bu sonucu hazırlamış olabilir. Ama bu demek değil ki aile bireyleri özellikle Ali Yaşar ve Hasan Şükrü de dahil olarak böyle bir olayı kararlaştırmışlardır. Yani aile bireylerinin kararı sonucu böyle bir neticeye meydana gelmiştir görüşüne ben iştirak etmiyorum. Turan Bey zaten öyle söylemiyor. Hayırdır. Turan Bey diyor ki... Biraz önce Sayın Hocam gelinin rahmetlinin babasının fikri üzerine bir aile kararının alınma durumu söz konusudur diye... Beyanda bulundular. Yok, böyle bir böyle bir kesinlik asla söylemek mümkün değil. Herhalde yanlış anlaşıldı tarafınızdan. Hayır, ya da ben yanlış ifade ettim. Yani o zaman öyle hemen karar, müsaade ederseniz ben söyleteyim. Ama yanlış anlamayı düzelteyim. Evet. Karar alınıp alınmadığı konusunda fikir sahibi olabilme evet. şansımız yok. Ama bu süreçler böyle bir karar alındı ise bu süreçler yaşanırken evin reisi olarak adlandırılan ya da o ailenin temel bireylerinden kadın ve erkek olarak düşünürsek bunu erkeğin bu sıkıntıyı sezebilmesi gerekirdi dedim. Bunlar sadece bir olasılıktır. İşte oradaki asla, o karar alınma kelimesi bir takım yanlış anlaşılmalara uzanabilir diye özellikle tasvir etmek ama olasılıktır. Istedim. Düzeltmek evet. istedim ifadenizi. Burada Ali Yaşar'ın
bir takım işte mesela biraz önce rahmetli Nazmiye'nin babasının dediği gibi yani parkta şöyle oluyor, çarşıda böyle oluyor, bir gelini dövmeye kalkıyor bir takım durumlar. Burada Hasan Şükrü'nün kulağına kadar giden bir olay var mı? Yoksa bir baba olarak yaptıklarını normal bir baba statüsünde mi yorumluyor ve görüyor? O konuda ben Hasan Şükrü'yü de suçlamak istemiyorum. Ama bütün bunlar yani özellikle aile içerisindeki bu darmadağınık durum, bu çıkan dedikodular, bu yaşam şekilleri maalesef istemeyerek de olsa bu akıbeti, bu sonucu hazırlamış olabilir. Evet, ama kimseyi fert olarak suçlamak mümkün değil. Biraz sonra açıklanacak mahkeme kararına kadar. Turan Bey bizi duyuyor. Turan Bey, günaydın efendim. Günaydın, günaydın Müge Hanım. Şimdi sizi dinledik. Siz nasıl geçirdiniz geceyi? Neler söyleyeceksiniz? Vallahi o konuda ben rahatım yani. Ben şimdi şuradan şunu söyleyeyim yani. Türkiye Cumhuriyeti Yargısı bu kararı onaylayacağını düşünüyorum yani. Başka bir şey düşünmüyorum. Onun için ben rahatım yani. Burada da yani bu 6 yıldan beri geçen bir zaman var. Bu zaman içinde her şey konuşulmuş, görüşülmüş. Dosya Yargıtay'ın önünde gerekli kararı açıklayacak. Burada da yani benim vallahi hiçbir şey düşündüğüm yani doğru karardan başka bir şey düşündüğüm yok. Yani bu katilleri devlet hak ettikleri cezaya çaptıracaktır. Yani ben o fikirdeyim, onu düşünüyorum. Başka bir şey düşündüğüm yok. Turan Bey, siz Hasan Şükrü kocalık görevini yapmadı diye düşünüyorsunuz. Ali Yaşar yine babalık doğrudur görevini yapmadı diye düşünüyorsunuz. Ahmet doğrudur için ne düşündüğünüzü bilemiyorum. Ama eğer müebbet hapis cezası alırlarsa siz Hasan Şükrü kocalık görevini yapmadı diye mi, yoksa kızınızı öldürdü diye mi düşüneceksiniz? Hayır hayır Mücanlı, bak bir şunu söyleyeyim size bak. Ha. Hasan Şükrü denilen şahı sade gözü kocalık görevini yapmadı diye demiyorum. Ha. Hasan Şükrü karısını kendisi öldürmüş diye diyorum ben, karısını. Çünkü evde kocalığı yapamayan adam karısını kendisi ölmüş, öldürtmüştür demektir. Karısını kendisi öldürmüştür demektir. Bu budur. O Ali Yaşar denilen şahıs da aynıdır. O da evde büyüklüğü babalığı yapamadıysa bu da gelinini kendisi ölmüştürmüştür gibidir. Anlıyor musunuz? Yani bu da gelinini kendisi ölmüş. Sahip ha, çıksaydı bu diyorsunuz. Bu da gelinini kendisi ölmüştürmüştü yani. Sen pek de torun olacaksın. Yani bunların hepsi suçlu da yani orada şimdi yok ben eldirmedim. Uşağı Ahmet diyor ki şanlan bile diye başına vurduk öldürdük diye. Kendisi diyor ki ben bunu yapmadım. O zaman ben bunu yapmadım derken aklın kesmeyeyim ki bu evdeki gelinimi kim öldürdü? Sen uşağından 5-10'dan evde haberin var. Hep bir arada yaşıyorsun, sen bilmiyor musun evde olanı? O zaman çıkı niye söylemiyorsun ki benim uşağım bu Ahmet bunu yapmıştı veya Ebirler'le beraber bunu yapmıştı da beni ateşe atıyor, beni suçlamaya bakıyor. Söyle. Bir şey demiyor, sadece diyor ki yok ben bunu yapmadım Ahmet söyle. Ya sen ne, kimi kandırıyor bunlar ya, böyle şey olmaz. Bu ailenin hepsi bu işin içinde de bak, o karı var ya, o karı, o aile denilen karı bu işin düğüm noktasıdır. Hiç kimse o yana beni atlamasın. Adalet orada, kanun orada. Herkes cezasını çekecek. Aile anında biliyor şimdi diye düşünüyorsunuz. Peki hepsi dönelim Aile Hanım'a ya. Aile Hanım'a da dönelim. Tamam, Ayla Hanım'a da dönelim. Ayla Hanım bakalım ne diyecek. Mikrofonu tutar mı? Duran abi bir şey söylese açın sesini. Sen bekle Duran, torun alacağız. Burada 7 yıla yakın bir süre bak, bunu sizin programlarda, yayınlarda hep bunları dinliyorsunuz. Hatta mahkemelerde verilen ifadeler, hakimlerin karşısında verilenler hep dinledik, gördük, dinliyoruz, anladık, dinledik. Ya bunların sonunda bunların hepsi bu işin içinde olduğu belli zaten, görünüyor ya açık açık ya. Yani evet, bunu bu ailenin dışında biri gel yapacak zaten yok, olamaz ya. Bunlar işte ya. Peki bir Ayla Hanım'a da söz verelim. Sözler. Allah seni göresin. Konuşma. Hadi arkadaşlar, yani duymadı herhalde muhabirimiz beni. Ali abla.
ses etmeye gel. Hasan ne diyeceksin? Günaydın. Bir şey başla. Yavrum ne diyeyim? Kararı kesmiş kayınpeder yani. Yapacak bir şey yok. Evet duyamıyorum. Sen konuşma gönlüm sana ses veriyor. Hasan Şükrü'yle konuşuyor şimdi. Ben şimdi Hasan Şükrü'yle konuşuyor. Yok yok dinliyorum aileciğim sizi dinliyorum ben. Duymuyorsunuz. Konuş. Alo. Günaydın. Günaydın. Günaydın aileciğim. Buyur seni dinliyoruz. İyi yayınlar. Başka yalanlarına. Turan diyor da ki Ayla Hanım biliyor. Ben ne biliyorum? Ben hiçbir şey de bilmiyorum. Ben bilsem kızının yerine ben kendimi atardım ortaya. Ben hiçbir şey de bilmiyorum. Açın Trabzon'da diğerinin sesinde. O görmüş mü beni ki sürekli diyor ki onlar yaptı, çocukları yaptı, o yaptı diye. O zaman kim yaptığını niye söylemiyorsun? Niye? Onun eşi bizim orada kızı kaybıyken burada çekyatın önünde oturuyken o Ali Yaşar'ın da annesi oradaydı. Orada ağlayken demedi mi ki Ali Yaşar'la abi koca karı benim kızıma neler etti. Çok şeyler etti dedi kızıma annesi. Nazmiye'nin annesi dedi oradan kalktı gitti. Ondan sonra da daha gelmedi bizim oraya eve aşağıki eve yani Akçabat'taki eve. Ben ne etmişim ki kızına ki? Ayşe Hanım diyor ki orada yalan konuşuyor Ayşe Hanım. Niye doğruları konuşmuyor? Çünkü kocasından korkuyor. Ki önceden anlatmadıklarını söyleyecek diye niye bana demedin diye tabii kızacak, dövecek, kapıya dökecek onları evden dışarı dökecek diye söylemiyor. Niye doğruları konuşmuyor? Ekrana verelim iki hanımı. Hiç kimse yalan konuşmasın. Biz orada hep doğruları konuştuk. Hiçbir yalan konuşmadık. Hiçbir de yanlış konuşmadık. Hep doğruları konuştuk. Yine de doğruları konuşuyoruz. Peki bir Ayşe Hanım'a döneyim. Ayşe hani Hanım... Ayşe Hanım diyor ki ev alacaktı Nazmi. Ev alacak olan adam. Ne diyeceğim şimdi? Niye Akçabat'taki durduğu evi sattı diye sattı. Para toplay Nazmiye diye. Hangi parayı toplardı Nazmiye? İki hanımı Hasan göre. Şükrü 10 milyar aylık mı alırdı ki para toplardı da ev alacağı diye? Bir Ayşe Hanım'a da kulak verelim yönetmenim. Bir Ayşe Hanım'a. Hangi parayı toplamış da ev almış? Ev alacak olan evi sattımazdı. Çocuğum bunlar çok başka konular. Bir Ayşe Hanım'a bir dönelim. Kameraman arkadaşımdan rica edeyim. Hadi ama. Şimdi hem yayın yapıp hem reji yapamıyorum. Hırsımdan boğuluyorum ya. Ayşe Hanım, beni Ayşe Hanım canlı yayın aracı var zaten orada. Beni duyabiliyor. Siz eşinizin korkusuna bildiğiniz bazı şeyleri anlatamadığınızı iddia ediyor dünürünüz. Hala anlatamadığınız şeyler var mı? Ayşe Hanım, dünürünüz sizin eşinizden korktuğunuz ve bir şeyleri anlatamadığınızı iddia ediyor. Korktuğunuz yok, yok, hiçbir şey yok. Hep. O karılar uşaklar elde ediyor benim evladımı. Buraya yolladı beni. O ne? Uşağımı. Niye ne şeydi değil bizim üstümüze taylar onu. O şu an o karı el dedi. O karılar o uşaklı el dedi. Onları dışarıda devlet saklamasın o ikisi hepsini. Onları da içeri atsın. Onları hiç saklamasın onları içeri soksun o iki de o uşakları dışarıda gezdirmesin bir de o kız. Ben ağlarım gezerim o şeyde karakolunu uleyin de o iyi o yandan gülüyle bak. Uşağım halde de kız dedi. Kimden bahsediyor? Ben bir tanıma çok dua ederim çok onu bırakmasın sakın bırakmasın onların peşini. Devletimize. Onlar içeri soksun o kaynağı başarın diyor işleri bizim. Kimden bahsediyorsunuz? Ben... Adını da diyemeyelim abla ikri attım. Şey. Ayla Hanım o. O kaybetti uşaklarını o koştu yaptı de bu işi. Onu o yaptı de. Benim kız, evladımı kıskanırdı temizliğini yapar dedi de aradı kızı aşağı diyordu. Bir saniye. Da ben iyiyim derdi bana anneciğim benim öyle bir şeyim yok ben şimdi ayrıyım derdi. Ya efendim benim anladığım şu, aslında yolda, sokakta falan konuştuğum zaman bu üç kişi cezaevine girerse bu memleketin yüreği soğuyacak mı derseniz pek soğumayacak gibi geliyor.
Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz. Yani karar açıklandıktan sonra da konuşabilirsiniz. Aslında her üçü de cezaevine girse yine de aile fertlerinden insanların, yani bu işle ilgili olduğunu düşünen çok kişi var diğer aile fertlerinin de. O yüzden yolda ben kiminle karşılaşsam işte şu da girecek mi, bu da girecek mi? O da girmeli, bu da girmeli diye. O kadar çok yorum alıyorum ki eminim sizler de alıyorsunuz. Evet. Ama hep söylüyoruz, sapla saman ayırmak lazım. Yani Hasan Şükrü kocalık görevlerini gereği gibi yerine getiremediği için mi suçlu? Yoksa Nazmi Yaçam'ın kafasına vurup öldürdüğü için mi suçlu? Hayır efendim, hayır, hayır. Yani bu çocuk cinayete ya da işte bu kadının başı boş kalmasına sebebiyet mi verdi? Yoksa cinayet mi işledi? İşte ikisini ayırmak lazım. Tabii. Oralarda tabii ki ben Turan Bey'e de eşine de anne baba olarak saygı duyuyorum. Onlar ne deseler ona kızamayız. Onlar evlatlarını yitirmişler. Bir de o onlar ayrı bir tarafından şey. Da düşünmek lazım. Onlar evlatlarını yitirmişler. Onlar ne deseler başımın üzerinde yerleri var. Ama geride kalanların bilmiyorum daha aklı selim düşünmesi lazım. Bir dakika mı? Bir dakika ise Rami Bey, bir dakikada. Şimdi az sonra reklamdan sonra Yargıtay'a bağlanacağız. Nasıl oluyor bu Yargıtay'daki şey? Nasıl öğrenecek Ali Yaşarçam bunu? Efendim şimdi bugün... Tekrar Ali Yaşarçam şöyle düşünüyor. Gireceğim orada yine kendimi anlatacağım diye düşünüyor da. Hayır, hayır. Bugün ne avukatlara ne oradaki sanıklara söz verilmez. Hı. Bugün ceza dairesi başkanı önündeki listede mübaşir çağırır. İşte Trabzon şu numaralı mahkeme dosyası. Hı. Başkan onama. Veya bozma der, o kadar. O kadar. O kadar. O kadar. Hepsinin şimdi sırayla bütün o gün açıklanacaklar, hepsini bugün okuyacaklar. Zaten bakın 21 Nisan'da ve 21 Nisan'dan sonra 28 Nisan'da verilen dosyaları bugüne bırakmışlardır açıklamayı. Hı. Şimdi hepsini arka arkaya arka arkaya okuyacaklar. Yani arka bugün bu kat'i surette bu dosyalarla ilgili konuşma, söz alma, söz verme diye bir şey yok. Tek kelimeyle Trabzon... Şu numaralı mahkeme dosyası, onama veya bozma, bu kadar. Onama derse bu üçü cezaevine evet. girecek demek, bozma derse mahkeme, daha doğrusu mahkeme değil, beraat edecekler, soruşturma yeniden açılabilir. Yani derse, orası önemli. Onu reklamdan sonra isterseniz tam açık açık anlatırız. Tamam. Reklam diyor arkadaşlar. Yengeme sahip çıkmam bunların zoruna gitti. Cevbitti de Yaşar konuştun içeri. Yalanı burada konuşuyorlar. Evet. Sen niye Hasan'ı işin içine kattın? Kimle yaptın bu işi? Sen verdin o ifadeyi. Ali Yaşar mı dedik? Gel bak abi daha bile yaparız. Beraber öldürdün ise çık delikanlı gibi öldürmedik mi de? Olay yengemle babamın arasında olan durum. Ay ifaden de var ya oğlum. Bulundu mu onda bir şey? Sen bunu nereden bildin? Hepsi biliyor bunları ya. Ona sor, bana sorma. Kimi koruyorsun, kim sana böyle yap dedi. Ben başkasının evladı mıydım? Nereden aldınız beni? Ahmet de suçlu, sen de suçlu. Sen üzme. Sen bu kadar cinayetin ayrıntısını bilip neden bunların üzerine attın? İşte olan bir adam. Gidin nasıl cinayet işlesin ya? Çeçenin yerini sana kim gösterdi? Gel onu daha ne işlesin bizden? Vurdum demedim mi? Ne zaman? Vurmadım diye yalan konuşayım. Yok öyle bir şey Vici abla. Vicdanımla söylüyorum yok. Yalan konuşayım. Sizin yaptığınız yüzünden bu işler bu hale geldi. Ben diye diye ağzımda tüy bitti. Sen ha. söyle şimdi sen. Ahmet gidiyorum diyelim sana Ahmet. Hasan Şükrü, Ali Yaşarçam ve Ahmet Çam hakkındaki son karar verilecek. Gözümüz kulağımız Yargıtay'dan gelecek haberde. Beraat mı verecek? Kararı onayıp Ahmet babası ve abisini cezaevine mi gönderecek? Nazmiye'nin sor, annesi dur, nerede, babası nerede? Nasıl bir baba bunlar? Nasıl bir anne bunlar? Ben asla o zamana kadar ben kimseye incitmedim Müge Hanım. Savcı seni odaya çağırdığı zaman bana sordu ki sen Cuma'yı, Cumartesi'ye bağlayan akşam neredeydin? Evdeydim, annem de evdeydi. Sen o savcının odasına girdiğinde ne dedin? Evde değildi mi dedi. Aynen öyle o zaman. Ben evdeydim anne. Sen niye yok dediğin zaman savcının odasında döndüm dedim ona ki anne dedim. Sen dedim sen beni, dedi, sattın beni sattın mı? Beni sattın mı? O akşam evdeydi hatırlayamıyorum yani. Ya yatak odamda yattın diyorum sana. Yatağımda yattın yatağımda. İfadeni niye verdin? Söyleyeceksin. Sen beni ifade vererek cezaevine yolladın. Bunu kabul ettin.
Etmedim de tamam. Bunu o, ettim. Evet. Niye o ifadeyi sen verdin? Ahmet bu ifadeyi niye verdi? Ahmet ben mi yaptıysam ben, sen yaptıysan sen. Kim yaptıysa bu işi gideceksin söyleneceksin. Bezdim artık, ben de hayat yaşamak istiyorum ya. Ben de eşimin mezarına gidip bir yer sürmek istiyorum ya. Yeter ya, ben de bezdim ya. Benim çocuğum annemin mezarına gitmek istiyorum diyor ya. Bana katili bulacaksın. Sen beni 8 ay yatırdıysan sen bulacaksın. Niye bulacaksın? Eşimin katilini sen bulacaksın. Bana başka laf deme. Birilerini koruyorsun ya. Kimi koruyorsun? Yeter artık, ben bunu aldım. Ben seni... O evladın, o evladın yanında oturanların hepsi evladın da. Ben ağaç kovundan mı çıktım ya? Delirtmeyin beni ya. Emri sen verdin öldürüyken. Serpilaz kurtardı beni de. Sen funduklara doğru kaçtın. Adalet yerini bulacak. Yalan. Öyle hep ben yalan konuşuyorum, i̇şte tamam hep ben yalan konuşuyorum. Sizin suçlarınız hep benim, tamam. Gelsin polis alsın beni. Senin de için rahat etsin. Benim suçum olsa ben kendim gider teslim olurum, kendim. Beni aldım Nazmiye, gittim öldürdüm, baktı kebire attım. Ben gideceğim Akçabat'a, diyeceğim ki ben öldürdüm Nazmiye, tamam. Diyeceğim. Beni alın diyeceğim. Evet. Sizin içiniz rahat etsin. Helam olsun sana. Yaptım, büyüttüm. Aşk garip beğettim seni ben, dayaklarla beğettim. Ama bir şey demeyeyim oğlum. Ben kendimi bile intihar ettim oğlum ama ölmedim oğlum. Çekecek çilem var hadi oğlum. Başka bir şey demeyeyim size yavrum kuzum. Artık daha ağlamayalım oğlum. Kimse ağlamasın. Allah kimseyi ağlatmasın daha oğlum. Niye yapıyorsun oğlum? Ya yeter artık. Ben havasız da, hava da senin olsun. Ahmet de senin olsun. Tamam mı? Ben mezardaki eşimin katilini istiyorum. Burada Nazmiye'yi konuşacaksanız gelin. Nazmiye'yi konuşmayacaksanız hepiniz gelmeyin. Yeter ya. Ben babamın da gelmesini istemiyorum, onun da gelmesini istemiyorum. Eşimin katilini siz bulacaksınız. Her yere boş yere laf çıkartıp adamın asabını bozmayın. Ben böyle bir şeyi duysam, bilsem, koruduğum annem dahil olsa böyle bir şeye müsaade etmem. Ya sinirleniyorum işte, yuvamı bir araya toplamaya çalışıyorum. O bana gene çıkıyor diyor ki gelmeyeceğim. He? İnsanın benine kan vuruyor. Ahmet niye kırdı? Kızdı da kırdı ya. Arkasına bunu yükledim, kırıkçıya yolladım. Ahmet'in mi ayağını kırdı? Evet ya. Yalandı. Sen gelini kahvenin önünde neden tartakladın? Ya yaptım, sokağın ortasında tarlandım, yittim. Ne var yani bunda yani? Sen beni o eve nerede gireyken gördün? Ama poşikan, Nazmi o evde yokken kalıyorduk. Uşaklar da o evde kalıyordu kardeşim. Daha çekecek durumda değilim. Ne zaman seninle ben yengenin yanına araba babamla dahil olmak üzere öldürmek için gittik? Susma, susma. Artık dayanacak gücüm kalmadı, kaybedecek de bir şeyim kalmadı. Benim günahım ne? Suçluları saklamak. Ben mi saklarım? Evet sen saklayın. Hangi dünyada yaşarız biz ya? Millete laf anlatmaktan ben bıktım usandım. Biz ismini cismini bilmiyoruz. Ne belli iş ortağı değil ama. Sen böyle konuşmadın mı? Tamam. Neden bu kadınları böyle konuşturuyoruz abi? Ben mi konuşturuyorum? Senin ifadelerinin yüzünden beni buraya getirenlere ben şimdi nasıl evlat diye bakayım? Benim tarafından bakar mısın olaya? Bakamazsın. Çünkü babana toz kondurmak istemezsin. Ne diyeyim size ben? Ne otur oraya niye? Ne gidiyorsun? Oturacağım ya? Niye ne oturacağım? Gitmeyeceğim. Bak ben sana derim ki ifade bilgide keskin çıktı bak. Keskin çıktı, kübüne zarar diyorum sana bak. Bir yere gidemezsin ha. Sen. Gidiyorum ha, gel de şey. Gidemezsin. Aa bak nasıl gidiyorum. Bu olaydan 5-6 ay önce Akçabat'ta evi sattık, köyde ev yaptık. Akçabat'ta evleri sattık da nereye harcadık o parayı? Boşa saldın. Sen değilsin ki köyde boşa ev yaptık. Boşa saldın, boşa. İki daire, bir dükkan, ben de satmadım. Yaşar Camlan, Osman ya, Camlan. Ya senin tabuyu vermediğin bir evi senin ben nasıl satarlar? Verdim. Sen onu bir abiye açıp ama babacayım. Bunlar sattı, hep bir köfte dükkanı aldık. Bir tapusunu vermediğin evi nasıl satabilirler? Bana bir açıklayın bakayım. Şöyle mi diyorsun? Ha? Sen o köfteci dükkanındaki rahmetli oldu sahibi de. Yaşar Cam'ın sana borcu vardı. Seyfettin de Yaşar Çom'un yanında çalışıyordu. Yoktum sonra yani. Sana o amcanın oğlu parayı ödemedi. Bunlar da sana parayı ödememek için bir oldular. Seni cezaevine attırmak için de Nazmi'yi kaçırdılar, öldürdüler. Suçu da senin üzerine evet. Attılar. Eğer bunlar böyle bir şey yapsınlar, yani ben helal olsun evet, o zaman. Evet, ben göğüde oturdum. Kelenimin kim katildi? Sor Hanım, buna bakayım. Olayları saptırma olayını bıraksın Allah. Ne saptırması? Sen saptırmasın. Havanın bebeğinin de babasını araştırırım mı ben? Sen araştırıyorsun. Ben araştırıyorum. Sen araştırıyorsun. Evet. Emin misin sen? Evet, ben araştırıyorum. Sen araştırdın. Onun için mi Ahmet'i de ortaya kattın? Ben mi kattım Ahmet'i? Öyle küfür edin. Kim lan? Jandarmaya sen verdin abi. Sen. Aradiler de getirdim.
Her şeyi bilirsiniz ama bir şeyler bir yere geldi miydi? Hayır, 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 hayırdan başka bir şey bildiğiniz yok. Ya bir karar verin. Yurdan olan ben mi yaptım? Yaşar'la uyduk biz mi yaptık? Havayla beraber annem mi yaptı? Biz onu mi saklayalım? Ben bir şeyler söylememek için kendimi tutarım. Arkadaş benim üstüme geldi. İşte olan bir adam gidip nasıl cinayet işlesin ya? Baban Hasan Şükrü'nün adını vermedi sen de. Niye benim ismimi verdi? O kardeş, o oğlu. Ben değil miyim? Evet, isterseniz önce Ali Yaşar dün geceyi nasıl geçirdi onu bir izleyelim. Ahmet'e dönelim. Daha sonra da Ankara'ya döneceğiz. Karar için Tuğçe'ye. Ali Yaşar'ın bandını bir izleyelim. Ali Yaşar Bey'in. Bu kararı bozmalarını bekliyorum yani. Yapmadığımız yere emir boyu mahkumiyet yatmamız adalet vicdanısızlar ya. Yani. Gereğini adaletini bekliyoruz. Bakalım ne diyecekler bize. Yine buradayım yani. 21 Nisan'dan 5 Mayıs'a kadar olan zaman nasıl geçti? Doğduğumdan beri bu kadar sıkıntılı günüm geçmedi. İki kişi gittiği yerde 5 kişi gidecek. İki tane de torunum var. Bir de 90 yaşında anam var. Bunları da adalet gözü oynanması lazım. Kimin kapısına gitsinler? Anasız kaldılar. Yabanlara adalete teslim edelim. Yalancıları devreden çıkartıp kercek failleri bulmaya çalışacak. Ben güveniyorum sayın başkanlarım. Yanlış yapmayacaklar yani. Eşi olan Hasan Şükrü Murgul'un dağında Bengöy'de bahçede funduk diyorum. Beni arayan Mehmet Ali'dir. Ben o saatten sonra Akçaba'da geliyorum. Gelinim saat 1-2 arası, 2-2.30 arası kayboldu. Soruyorum şimdi bizi suçlayanlara. Biz nasıl kaçırdık? Veya kaçırdıysak nerede sakladık? Desinler ki şu kaçırdı siz de öldürdünüz. Katiller belli olsun. Devlet desin ki sen çocuğunuzun çözeyim dediniz. Yatayım. Hiç önemi yok. Ama ben değilim katil. Bana torunum katildi, dedem annem öldü dedi. Demezsin yani. Ben de adaletten bunu istiyorum. Katil olsam tamam alsın beni ya. Neden günahsız insanlar yatsın da gerçek katili orta yere çıksın? Benim iki tane yedimim orta yerde kalmasın. Ahmet mesela uğraşıyoruz, konuşturuyor. Yok polis dedi, yok savcı dedi. Savcı bana niye demedi? Ki Nazmiye'nin ölü yeri bura. Nazmiye şöyle öldürüldü, Nazmiye böyle öldürüldü. Ahmet'e mi dediler bunu? Ailecem şimdi özür diliyor. Ya kimden özür diliyorsun sen ya? Bir insan ölmüş. İnsan öldürmeyi suçlamakla özürü var mı? Her gün uğraştığımız bir iş. Bir evlat kaybettik. 5 kişi daha kaybolmasın. Doğduğumdan beri bu kadar ızdırap çekmedim. 6,5 senedir ızdırap içindeyim yani. Adalete sığındık. Adaletin önüne gece kimseye bir şey yapmadık. Adalet de bizi cinamasın. Ben başka bir şey istemiyorum adalette. Bu dosyada suçlu kimiz? Adalet ona göre cezasını versin. O umutla buradayım yani. Bir an önce bu çözülsün da biz de bir ferahlayalım. Milletin gözü önünde katilde gözüyle görünmeyelim diye çağrı arıyoruz yani. Evladımın katilini bir dakika önce öğrenmem için çaba harcıyorum. Duramadım yani mecburum gelmeye. Kalkıp da iki tane suçsuz insanı kurban etmeye yalancıların yerine gerek olmaması lazım. Biz de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Ben kendimden vazgeçtim. Ama arkada iki tane yedim ne olacak? Bunların da bir istibali var. Yüce Adalet yerini bulur. Başkanlarımdan başka hiçbir şey istemiyorum. İnşallah bozacaklar. Benim temellim odur. Gecemiz yok, gündüzümüz yok. Sadece bu işi sayıklıyoruz. Bir an önce katille bulunsun, uşağımın mezarına gidip bir an önce kara toprağını görmek istiyor. Ben uşağımı da mezarına yanaşma bile yanaşamadım. Annesinden babasından da belge bir araya gelip huzurlu konuşacağız. Turan'dan veya ailesinden bir geçkinliğim yok. Gelecek faillerin ortaya çıkmasını çok istiyorum ve çıkacaklarına da inanıyorum yani. Canımızı gına kadar mücadele edeceğiz. Başka bir yapacağımız yok. Ama adalet bize bu kapıyı da kapattırırsa ne diyeyim ben? Benim isteğim dosyanın bozulup tekrar sorgulanıp gelecek faillerin bulunmasına. Ama buldu bende suç. Bana bir ceza vereceğini 2 tane 3 tane versin. Benim bu işte bir günahım yoktur. Çocuğumun hiç yoktur. Sayın başkanlarım bu dosyayı bozacaklarını umarım yani. Başka bir şey istemiyorum. Ve evet Ram Bey, eğer bozulursa yani bozma kararı çıkarsa ne olur? Efendim şimdi bozma kararının gerekçesi bugün açıklanmaz. Hı. Bugün yalnız bozma diye bildirilir. Aradan bir 5-10 gün sonra gerekçe yazılır ve o gerekçe üzerine dosya tekrar mahalli mahkemeye yani Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi'ne iade edilir. İşte o bozma gerekçesinde hangi hususlardan dolayı bozulmuşsa, eğer
usulü bir noksanlıktan dolayı, işte mesela filan günkü duruşmada zabıt katibinin imza noksanlığı görülmüştür gibi veya başkanın yanındaki üyenin imzası unutulmuştur gibi örnek göstermek zorunda. Ne kadar inceliyorlar öyle evet, mi abi? Evet. Yani, o yüzden o Yargıtay'dan bir türlü dosyalar evet, gelmiyor. Yani böyle usulü bir noksanlıktan dolayı bozulmuşsa o tamamen bir formalite gereği bozulma olur. Gönderilir, ilgili mahkeme bu noksanlıkları tamamlar, tekrar iade eder. Yok eğer esastan bozulmuşsa, esastan demek istediğim, yani suçun unsurları itibariyle, örnek olarak şöyle bir karar verirler. Ali Yaşar, Hasan Şükrü ve Ahmet Çam hakkında her ne kadar Trabzon Mahkemesi şu gerekçelerle müebbet cezası ve öngörücü bir karar vermiş ise de yapılan inceleme sonunda şu olayların dikkate alınması halinde böyle bir cezanın verilmemesi gerekirken verilen ceza oy birliğiyle veya oy çokluğuyla bozulmuştur. Bu durumda aslında Hasan Şükrü ile Ali Yaşar Çam'ın beklediği de böyle bir karar, evet, değil mi? Evet. Hepimizin arzu ettiği, yani gerçekten suçsuz insanlar ise hepimizin beklediği bir bozma kararı sonucunda yeniden yargılanmayla gerçek suçluların ortaya çıkarılması. Şimdi günahsız yere kimsenin yanmaması. Ben şimdi Rami Bey, hep dün de söyledim. Şimdi tamam, Ahmet diyor ki böyle böyle. Evet. Yeri de gösteriyor. Nasıl öldürüldüğünü de anlatıyor. Tutulduğunu da anlatıyor. Tamam, o evet, uydu diyelim ve o uymuş zaten. Maddi delil olarak kabul edilmiş. Fakat dosyada mesela Hasan Şükrü ile ilgili herhangi bir işte hani şu arabaya bindirdiler. Parmak izi. İşte eşinin üzerinde bir DNA'sı. Ne bileyim, bilezikleri şuraya satıldı. Hani mesela bir kuyumcu çıksaydı deseydi ki Nazmi'nin de iki bileziğini Hasan Şükrü geldi bana sattı. Hasan daha artık ağzıyla kuş tutsa beni inandıramazdı. Çok samimi söyleyeyim. Ya da Ali Yaşar Çam işte şu araçla götürdü, şurada tuttu, orada da işte birisi de gördü. İşte şurada şu izi vardı falan. Bunlar yok. Bunlar olmadığı için yine söylüyorum. Ben bu cinayeti her üçünün işlemediğini söyleyemem. Ama işlediğini de söyleyemiyorum. İşte o zaman eğer işlediğini söyleyemiyorum dediğiniz zaman şüpheden sanık faydalanmaz mı sorusu tabii, geliyor. Genel ceza hukuku prensibidir. Şüpheden devamlı %100 ölçüde sanık istifade eder, yararlanır, faydalanır. Yani Hasan Şükrü, pardon, Artvin'de de olsa karısı hakikaten Ahmet'in dediği gibi babası tarafından tutulmuş olabilir. Artvin'den Ahmet'in Hasan Şükrü'nün gelmesi beklenir. Hasan Şükrü ile beraber bu cinayet işlenir mi? İşlenir. Hani orada bir zamansal anlamda bir problem yok aslında. Bunların hepsi olabilir. Şimdi bakın. Ama evet, daha sonrası, yani Ahmet'in itirafından sonra diğer deliller orada olamadığı için insanın aklında hep bir ya Hasan ya Ahmet'in anlattığı doğru değilse de Hasan Şükrü yok yere cezaevine girecekse sorusu geliyor. Ki bunu da dememizin en büyük nedeni aslında Ahmet'in, ben evet yalan söyledim, babama kızdığım için böyle söyledim, abime kızdığım için böyle söyledim, bana baskı yaptılar, ben böyle açıkladım demesi. Şimdi o zaman da işte hep akılda bir soru işareti kalacak. Şimdi Müge Hanım, bırakın bir başka kişinin bir başka kişiyi suçlamasını. Hasan Şükrü kendisi dahi mahkemede herhangi bir şekilde bir ifade vermiş olsa veya hazırlık takatında. Fakat bu ifade elle tutulur, gözle görülür bir takım yan delillerle gerçek olarak ortaya konmasa ve sonra da bu sanık efendim ben şu psikoloji içerisinde o gün böyle bir ifade vermiştim, katli surete bu ifademi kabul etmiyorum, işte o tarihte ben şuradaydım. Çatalca cinayetinde işte anne evet, ben öldürdüm evet, demesine rağmen geldi. Evet. Nihal Hanım şöyle oldu, böyle oldu falan diye anlatmasına rağmen mahkemede vazgeçti ve serbest. Evet, evet. Şimdi o bakımdan burada Ahmet Çam'ın Hasan Şükrü ve Ali Yaşar hakkındaki ifadeleri, tabii biz yüksek mahkemenin verdiği karara saygı duyuyoruz. Ama ben bir
hukukçu olarak görüşümü izah ediyorum dosyadan edindiğim bilgi kadarıyla, bir atf-ı cürüm olarak kabul edilebilir. Yani atf-ı cürüm derken bir kişiye cürüm izafe etmek. Bu cürüm izafe etmek, suç bu cürüm atfetmenin yanında o ifadeyi destekleyen başka bir takım bir kişiyi mahkum etmeye yeter derecede delil, emare, kanıt ortaya konmazsa o kişinin cürüm atfetmesi dahi bir kişiyi mahkum etmeye yetmemelidir. Ne zaman yetiyor? Hemen bir virgül koyayım. Ne zaman yetiyor? İzleyicilerimiz bana bunu çok soruyor. Yani diyor, biz diyor şimdi birine gitsek böyle bir iftira atsak o da mı gidecek müebbet yatacak? Efendim şimdi bu olayın böyle olduğunu açıklayanlardan biri evin küçük oğlu. 18 yaşından küçük. Bunu destekleyen bir ifade anneden geliyor. Ve bunu diğer destekleyen iki ifade de evin iki diğer erkeğinden geliyor. Yani abi kardeşlerden geliyor. İşte durum böyle olunca tabii normal şartlarda hiçbir annenin çocuğuna suç atfedemeyeceği bir erkek kardeşin abisine değil mi ya da babasına iftira atamayacağı düşüncesinden yola çıkılarak işte bugün geldiğimiz noktadayız. Acaba onama mı beraat mı dediğimiz şimdi bu. Şimdi sayın mahkeme, dosya üzerindeki durumlara göre bu yüksek yargıtayı bozma kararı vermiştir. Esas Trabzon Mahkemesi de bozma kararına uymuştur. Ben bütün kalbimle... Ama anne baba olduğu için işin bakın, içinde yani. Bakın, anne de oğlunuz. Gönül arzu eder ki inşallah yüksek yargıtayın bizim bu dosyaya bakan sayın savcı ve hakimleri keşke bizim bu programı arada bir izlemiş olsalar da bu olaydaki aile kopukluğunu, aile kopukluğunun bu aile içerisindeki tablonun değişik bir takım durumlar arz ettiğini ve dolayısıyla bu kopukluk içerisinde aile bireyleri ana, baba, kardeş, evlat olmasına rağmen birbirlerini müebbet hapse götürecek derecede gerçek dışı bir takım ifade ve beyanlar da vermiş olduklarını görseler. Birbirlerinden nefret ettiklerini anlasalar. Birbirlerinden nefret ettiklerini görseler. Bütün temennim bu. O zaman işte Yüksek Yargıtay'ın bugünkü kararından bozma lehine ümit sahibi olabilirim. Müsaade ederseniz araya girebilir miyim? Buyurun Sayın Hocam. Ben de başından beri böyle söylüyorum. Evet. Evet. Başından beri böyle söylüyorum. Evet. Evet. Yani Çam ailesiyle tanıştığımız günden beri bir hukukçu olmama rağmen okumuş yazmış bir sade vatandaş olarak bunu söylemen hak olduğunu düşünüyorum. Gayet yerinde düşünüyorsunuz hocam. Haklısınız. Açıkçası ben de evet. Yargıtay kararı giderken programdaki bu tabloyu izleyip haberdar olduklarını düşünüyorum. Ve aile arasındaki bu gerilimin, aile arasındaki bu tatsız durumun ve gerektiğinde de birbirine iftira gibi ben tırnak içinde evet. söylüyorum. Evet. Olabilecek nitelikte söylemleri olabileceğini, bulunabileceğini değerlendireceği kanaatinde. Doğrudur. Ben ne bizim beklediği o yani. Bir cümle, bir şey açıklık getireyim müsaadeseniz. Şimdi Müge Hanım biliyorsunuz biz 21 Nisan tarihi için sayın izleyicilerimize bugün Yargıtay'da bu konu karar açıklanacaktır diye beyanda bulunmuştuk. Ama açıklanmama ihtimali de olabilir diye bilahare izah ettik. Nitekim 21 Nisan'da beklenen karar açıklanmadı. Dosya üzerindeki çalışmaya ihtiyaç duyulduğundan bugüne bırakıldı. Şimdi bugün de biz yine durmadan vatandaşlarımıza karar bugün açıklanacak onanma veya bozma neticesi diye. %90 bugün karar açıklanacak. Yine mi açıklanmama ihtimali var? Bakın yine ben kamuoyunu karşı yani niye biz şimdi bir sürü vatandaş bekliyor bugün kararı. Biz de bekliyoruz. Biz de bekliyoruz. %90 bugün karar açıklanır. Ama diyelim ki hiç olmamış değil. Rastladığım olaylardan dolayı bu açıklığı getirmeyi gerek gördüm. Diyelim ki mahkeme yüce Yargıtay 1. Ceza Dairesi hakimleri üzerinde dosya üzerindeki çalışmalarda bir anlaşmazlık, uyumsuzluk cereyan etti.
Ama artık bu insanlar ölecekler yani. Bakın, kalpten gidecekler. %90 yani. Bugün karara çıkacaktır. Yani en küçük %10 ihtimali dikkate alarak şayet yine yüce heyet dosya üzerindeki çalışmalarımızı bitirmedik. 5 Mayıs değil de 12 Mayıs'ta açıklayacağız da diyebilir. Dediği zaman bir tatsız sürprizle karşılaşmayalım. Ya biz 5 Mayıs dediniz de niye 5 Mayıs verilmedi diye dinleyicilerimizden, izleyicilerimizden bir tepki almayalım. Ha bu çok zayıf bir ihtimal. %10 bir ihtimal. İzleyicilerimizden evet. Niye tepki almak istedilerse Yargıtay onu söylüyor. Ya evet. Yani evet, ben yani, Yargıtay Başkanı olsam evet. Bana tepki göstersin. Yani %10 bir ihtimal de olsa. Hani gecikme ya? Sizden kaynaklansa ya da hayır, programdan kaynaklansa. Hayır tabii ben %10 bir ihtimal de olsa bu açıklığı getirmeyi gerekiyor. Tabii ki tabii ki evet. Mümkündür. Hasan daha beklemek istiyor musun yani ne duygun? Valla ben daha vallahi beklemek Hasan istemiyorum. Ne olacaksa olsun diyorum. Çünkü yani... Hayır bekleyişin sonunda güzel bir şey olacaksa bekleyelim. Onu bekleriz. Keşke. Müge Hanım. Yani keşke. Artık 7 sene oldu yani. Ben artık çocuklarıma bir şey demek istiyorum. Yani ben kendimden vazgeçmişim zaten. Yani belli yani. Geldiğim güne bakın, bugünkü halime bakın. Yani belli, her şey belli yani. O yüzden... Kayınpederin dedi ki ben çocuklara başımın üzerinde yeri var. Ben de kalabilirim. Ben o konuya girmek istemiyorum Müge Hanım. Onu ikiye iki konuşuruz. O çocuklarımı bir defa benim çocuğum 13 yaşında büyüğü. O bir aralar bir şey söyledi benim çocuğuma telefonda. Onu düşünsün ondan sonra karar versin. Fakat o kadar söyleyeyim. Ben bir şey söyleyebilir miyim Hasan Şükrü? Rahmi abiye soracağım. Rahmetli'nin babası neydi adı? Turan Bey. Turan Bey. Çocuklara bakacağını ifade etti röportajında. Evet. Yasal hakkı var mıdır, yok mudur? Var tabii. Efendim var. Şöyle. Var. Yani var, şimdi anne rahmetli oldu. Allah korusun eğer baba da Hasan Şükrü de cezaevine giderse yani bu burada çocukların velayeti ya babanın annesine yahut rahmetlinin anne ve babasına verilebilir. Bu konuda kararı mahkeme verecektir. Ama bütün bunların velayet dışında kararı. Çocukların yaşayacağı ortam tabii. Şayet uygun bulunmazsa çocuk yararına düşünülerek bir devlet koruması altına alınarak devlet koruması altında da bakımları yapılabilinir. Bu yani da mümkün. Yani çocukların tabii bir vasisi ki. Olması lazım. Evet, evet. Baba cezaevinde, babanın babası cezaevinde. Ben geldiğim günden beri diyorum. Yani burada... Yani. Ben ilgili sosyal mahkeme. Hizmetlerin almasını istiyorum. Çünkü benim çocuklarım onların yanına da gitse. Biliyorum yaşayacakları durumu. Benimkilerin yanına da gitse yaşayacakları durumu biliyorum. Hasan Şükrü bu konuda sayın mahkeme. Canım mahkemeye kalmadan kendi aranızda halledin. Artık her şeyinizi de mahkemeyle çözmeyin canım. Yani kendi aranızda da bu artık da mahkemeye bazı şeyleri... O yüzden sordum. Tamam ama bazı şeylerin tabii, de artık çözümüne bakın yani. Bu da gidecek. Mahkeme bir pedagog tayin edecektir yani çocuk artık pedagogu. Yaptı mahkeme, yaptı mahkeme. Bu çocuğun anne annesi, baba annesinin imkanlarını, yaşam koşullarını, maddi imkanlarını, çocukların yetişme koşullarındaki hangi ev, hangi olay yer daha rahatlık veriyorsa bu iki aileden birine veya Şevki Bey'in biraz önce ifade ettiği gibi iki aileden de alıp bir koruma yuvasına, çocuk yuvasına da tevdi edebilir. Canım, aileler kendi aralarında anlaşır, çocuk da kabul eder, mahkemeye de evet. Bu denir, mahkeme evet. De verir hemen. Yani, yani mühim olan ailelerin anlaşması. Ben her şimdi... şeyde mahkeme, her şeyde mahkeme. Biraz yani yanlış anlamayın. Ama ben... Yani başına çocuğunu kakarlar diye. Şöyle değil. Yani ben kayınanamdan, yani anne dediğim insandan hiçbir zaman öyle bir şüphem yok. Ama kayınpederimin olduğu yerde olmaz yani Müge Hanım. Olmaz. Olmaz. Peki, Seyfettin Çam'a bir kulak verelim. O da babam cezaevine girsin diyormuş. O girsin. Girsin.
durum nedir, ne olacak belli olacak. Artık bekliyoruz. Bir umudum var. Umudum Yargıtay bozacak kararı diye. Ahmet için bozulmasını bekliyorum. Abim için, Hasan Şükrü için bozulmasını bekliyorum. Çünkü iki tane evladı var geride. Onlar için ne olacak? Nasıl bir hayat bekliyorlar? Geçen televizyonda gördüm. Bakım evinde, yani çocuk yetiştirme yurdunda çocuklara zulmediyorlar. Ali Yaşar için bozulmasını istemiyorum. Ali Yaşar iddia etti. Ben bunu defalarca söyledim. Ali Yaşar, Nazmiye'nin kaçırıldığını bir telefondan nasıl bildin? Ölü bulunduğu zaman kafasına sopayla nasıl vurulduğunu bildin? Ahmet'e hep devamlı bu soruları soruyorlar. Bu işin içinde bir oyun olduğu benim kanaatim içinde. Yargıtay kararı bozmazsa, hapishaneye giderse bu üç kişi ne olacak? Ne olacak? Onlar cezaevinde bir hayat sürdürecekler. Acaba biz dışarıda bir hayat sürdürebileceğiz mi diye düşünüyorum. Tutunacak bir yerimiz de kalmadı gibi bizim de. Çocuklara sahip çıkmaya çalışırım. Elimden geldiği kadar araştırmaya devam edeceğim. Ahmet için düşünecek pek bir şey de yok. Verdiği ifadeyi kağıdın altına imza atmasının cezasını çeker diyorum ben de. Başka bir şey demiyorum. Madem yapmadın diyorum Ahmet'e, yapmadım diye abime, abi ben yengemi öldürmedim, öldürene de işbirlikçi olmadım. Madem diyorum, ifadeyi doğru verseydin, ölseydin deşki o karakolda, bu ifadeyi vermeseydin diyorum ben. Hapse girerse yüreğimiz yanar, başka bir şey olmaz yani. Yargıtay'ın bozmasını bekliyoruz. Hasan Şükrü ve Ahmet için hiç yoktan. Yayına geldiğinizde de Hasan Şükrü ile tartışma yaşadınız. Tartışma yaşadık. Abime son şunu söyleyecektim. Abi diyecektim buna, 15 gün sonra ne olacağını belli olacak. Ne yapmayı düşünüyorsun? Bana bir şey diyecek misin? Ama bana yanaşmadı. Konuşacak bir şeyimiz kalmadığını şey yaptı. Hasan Şükrü'yle gene tartışmayacaktım. Kavga etmeyecektim onunla ama gene kardeşiz biz. Ne kadar olsa. Serbest kalmasını istiyorum. Çocuklar ne olacak diyorsanız 7 yıldır ne aradılar ne sordular. Şimdi çıkmış yengemin annesi babası, biz uşaklara sahip çıkarız. 7 yıldır neredeydiler? Ali Yaşar ağlıyor. Diyor ki benim ne işim var cezaevinde? Yengem ölü bulunduğu zaman Vahfı Kebir polis emniyetine gidip bizim ismimizi verdin. Oğullarım yaptı dedin. Peki senin oğullarının suçu neydi ki bu kadar sıkıntıyı, bu kadar cefayı, derdi çekiyoruz biz? 7 sene oldu. Bir ağzını tutamadığın yüzünden. Şimdi Ali Yaşar, istediğin kadar ağla. İçimin yağları eriyor. İstediğin kadar ağla, de ki ne işim var cezaevinde? Nazmiye'nin ne suçu vardı? Öldü toprakta, kara toprakta. Hasan Şükrü'nün ne suçu vardı? Ahmet'in ne suçu vardı? En masumunuz Ahmet'tir. Bırakın şimdi ifadesini filanı. Ahmet'i çocuk gördüler, cahil gördüler. Herkes üstüne gitti. Ali Yaşar, sen dahil üstüne gittin. Bizim ismimizi vermeyecektin karakola gittiğin zaman. Ağla dur şimdi. İstediğin kadar ağla. İşte dünkü yaptığımız konuşma. Her şey bu. Bu cümleyle her şeyi ortaya koyuyor. Her şey bu. Her şeyi ortaya koyuyor. Bütün mesele bu. Sen bizim adımızı verdin. Gör bak bakalım, sen de şimdi gireceğiz. Bize göre evet. Ali Yaşar'ın bu adaletten çok maruz kalması, şu mahkumiyete maruz kalmasının bana göre Rami pek sebebi. Rami Bey, Perşembe gününden Ali Yaşar'ı suçladı. Onun için dedi ki ben bunlar yaptığı da benim ismi adaletliğine. Perşembe gününden Aile Hanım dedi ki kocamdan oğlumdan arayın dedi. Perşembe gününden. İki gün önceden. Yani Ali Yaşar kalkıp benim çocuklarım yaptı diye bazı çocuklarından bir iki kişinin, belli kişilerin isimlerini verince polise. Hocam verme sebebi ne ama? Hayır. Aksabat'ta olan ben, onlar, köyde bakın, olan adam haklı suçlu olunca siz ne getirirsiniz? Çocuklar da bunu duyunca hiç günahı var yok diye düşünmeden babalarını hedef gösterdiler. Hayır. Ali Şükrü sen de, Hasan Şükrü sen de babanın ateşine yanıyorsun. Babanın ateşine yanıyorsun. Ali Yaşar'ın ateşine yanıyorsun. Arkadaşlar bakın, ben orada yaşananları bizzat oradaki görevlilerden kulağımla evet. duydum. Evet. Gelin öldüğünün ortaya çıkıyor Nazmiye'nin. Ali Yaşar kendini karakolun bahçesinde yerden yere atıyor. Oradaki karakolun amiri de camdan öyle mı görmüş? Almayacaklar nezaretten. Almayacaklar. Görmüş mü, camdan mı görmüş, kapıdan mı? Yani herkes dışarıda. Demişler ki bu kim? Demişler ki bu Nazmiye'nin kayınpederi. Kayınpeder. Alın bunu demişler. Olay buradan başlıyor. Şimdi kayınpederin gelin için kendini yerden yere attığı nereden görülmüş? Soruyorum size. Şimdi Ali Yaşar'ın da tabii bir davranış problemi var yani. Alıyorlar bunu içeri. E tabii bu kadar kendini yerden yere atınca dikkat çekiyor. Diyorlar ki sen mi öldürdün? Şimdi kim bu kadar kendini parçalarsa o öldürür. Yani şeyde budur, görüyoruz cenazelerde en çok ağlayan katil çıkıyor. Sen mi öldürdün diyorlar. O da diyor ki ben öldürmedim.
Çünkü ben köydeydim. Şehirde olan, Akçaabat'ta olan oğullarım var. Onlar onunla yaşıyor, onları öldürmüşlerdir diyor. Bunun üzerine gidiyorlar. Diğer çocukları alıyorlar. Diyorlar ki babanız... Bunu söyleyen de baba. Baba. Diyorlar ki senin için böyle böyle dedi. Çocuklar da bunun üzerine böyle ifade veriyor. Arkadaşlar olay bu kadar. Bak şimdi bunun daha ötesinde öyle dendi, böyle dendi demeyin. Ben desem ki Rami Bey bir adamı öldürdü. Benim sözüme ne kadar itibar edilir? Delil aranır bilmem ne falan. Fakat kendi kızı dese ki benim babam bunu öldürdü. O zaman ona inanırlar. Aile birliği, bağı dediğimiz şey budur. Fakat sizin ailede böyle bir birlik, böyle bir bağ olmadığı için problem oradan kaynaklanıyor. Yerel mahkeme sizde böyle bir bağ olmadığını gördüğü için beraat verdi. Yargıtay ne bilsin sizi? Dedi ki atın bunları hapse. Evet. Yani olayın en kısa özeti budur. Başka daha yok yani. Ve Yargıtay da Ahmet'in ifadesini de kabul ederek verdi. Ediyor çünkü anne de destekliyor. Evet. Onu diğer abi de destekliyor. Rami evet. Beyciğim yani Ahmet'in ifadesini destekleyen anne ve aile fertleri var. Aile fertleri destekliyor. Evet. O zaman da böyle bir aile kararı alındı. Evet. En küçük çocuğu da içine alarak bu dedikodulardan dolayı kayınpederle baba öldürmüş. Maalesef. Ve bütün aile bunu söylüyor diyor. Evet. Şimdi onların yani şunun için söylüyorum ben bunu. Yargıtay da haklı ne karar verirse. Yerel mahkeme de haklı. Çünkü o sizi gördü. Yargıtay da dosyaya göre o da haklı. Şimdi ama işte öyle diyor da yani Ali Yaşar da Seyfettin yaptı annesiyle o yüzden attı üzerimize diyor. Diyor ama işte onlara baskın çıktılar. Şunu da söyleyeyim, Seyfettin'e söyleyeyim. Seyfettin diyor ya böyle ben gördüm çocuk yuvasında çocuk mutsuzdu vesaireydi falan. Seyfettin valla belki sizler 7 tane çocuk yuvasında yetişseydiniz belki en azından kardeşler olarak birbirinize daha bağlı olurdunuz be kardeşim. En azından orada böyle bir kardeşlik falan görürdünüz yani. Ne mutsuzdu. Yani sizin evde yaşanan mutsuzluğun ben hiçbir çocuk yuvasında yaşanabileceğini sanmıyorum. Müge Hanım şöyle bu kadar söyleyeyim. Birbirinden nefret eden bir aile, şimdi aile çatısı bir aile çatısı altında yetişmiş çok iyi de çocuk yuvası mı kötü yani? Sosyal hizmet çalışmaları içerisinde adli tip olarak bir fiil yer alıyorum. İstismara uğramış çocuklar ve devlet koruması altına alınmış çocuklarla birlikte çalışıyorum meslek alanım itibariyle. İnanın bana demin konuşurken de aynı şeyi düşündüm. Çocukların devlet koruması altında yaşamaları bazen aile yanında yaşamalarından çok daha iyi. Orada sosyal hizmet uzmanları, pedagoglar sürekli çocukların gelişimini izliyorlar. Ha tabii ki çocukların kendi aralarındaki didişmeleri ya da bir takım birbirlerine yaptıkları eylemler her yerde olduğu gibi orada da olabiliyor. Ama kontrol altındalar. Her zaman çocuk gelişimleri takip ediliyor. Ve yani bir hocam problem. Keşke aile yanında yaşasalar. Ha, ama, tabii ki. Ama bazı ailelerin yanında yaşamaktansa orada yaşamak daha iyi. Zaten bu karar verilirken çocuk yararına düşünülerek veriliyor. Doğal olarak da çocuğun yararına. Çünkü devlet çocuğu 18 yaşını bitirene kadar korumakla yükümlüdür. Ve inanın bu işi de gerçekten bu çok zor bir iştir çünkü çocuğu korumak. Bu işi de kontrollü bir şekilde yapıyor. Ben pek çok sosyal hizmetlerin farklı alanlarıyla çalışan bir birimde olduğum için söylüyorum hekim olarak. Ben de son zamanlarda çok iyi çalışmalar yapıldığını bizzat görüyorum. Peki Ahmet'e bir kulak verebilir miyiz? Ahmet hiç konuşmadı canlı yayında. Ahmet dün geceyi nasıl geçirmiş? Ondan sonra da artık bekliyorum Tuğçe'ye bağlanabilecek miyiz? Yok canlı dinleyelim Ahmet'i. Günaydın Müge Hanım, nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Zaten iyi geçiniyor zannettim. Biraz heyecan var Müge Hanım. Hı? Nasıl geçirdin dün geceyi? Uyumuştu poz gibi. Falan diyor ki dün uyumuş diyor. Geceyi sabaha kadar ayakta geçirdim yani 4'te yattım. 1 saat falan anca uyukladım. İyi kim diyor? Halan diyor ki uyumuş diyor besbelli diyor. Nasıl uyumuşum? Saat sabah 4'e kadar ayaktaydım yani. 1 saat anca uyukladım. O yanında mıydı? İyi, yani iyi o kadar düşünebildiyse. Ahmet hiç pişmanlığın var mı şu saat itibariyle? Ya sana soran olmadı. Sen sus orada tamam mı? Susarım tamam. Ahmet hiç pişmanlığın var mı şu anda?
İyi sus. Dövüşmekten bunlar cevap vermez. Evet. Müge Hanım, pişmanlığım nasıl var? Yani... Yani dediğiniz gibi iki çocuk ortada yetim kalıyor. Bir onun pişmanlığı yani başka bir şey değil. Yani ben de artık yani ne kendime acırım ne abime acırım. Orada kendini yerden yere vurmasına gerek yok. Orada gelsin buraya. Gelsin buraya yengemi öldüren kimse bulup çıkartalım ortaya koyalım ortaya yani. Kim nereye gidecekse o zaman gitsin. Sen sağ ben selamet. Artık neyse için içinde ne varsa. Sen de abin gibi mi düşünüyorsun? Baban yatsın senin de böyle bir için mutlu olacak mı baban cezaevine girince? Müge Hanım, bu cinayetin tamamen ortaya çıkmasını istiyorum. Yani faillerinin bu işte kimin parmağı varsa tek bir kişi dahi dışarıda kalmaksızın ben bu işin ortaya çıkmasını istiyorum. Biz boşa konuşuyoruz o zaman. Biz boşa yalvardık. Hı? Öyle. Benim aklım anca gelmedi başıma da abi kusura bakma. Sen beni o kanalda ne zaman gördüysen her zaman kaçaysın. Orada kameranın önüne çıktığın zaman bana ahkam kesiyorsun. Bir tavırlar yaparsın ama ben sadece sana konuşmayayım bakayım. Ki zaten. Yani ben sana cevap da vermiyorum orada. İnkar ben seni sadece... Ben kamera arkası zaten işe konuştum mu bunlarla? Kaçarsın benden ama benden sana kaçarsın. Kameranın önüne ben çıktın mı önce kaçtım bir ahkamlar kesiyorsun. Bir pozlar ha atarsın bana. Nedir yani? Ne pozu attım sana söylesene. Benden niye kaçarsın 6 yıl önce? Niye kaçmayacağım senden? 6 yıl önce sen benden niye kaçarsın? Beni katil ilan ettin be. Ha? Sen beni katil benden ilan ettin. Kaçarsın? Nasıl kaçmayayım senden? Sen, ha? Sen, kim sizin katil ilan etti seni? Ben giydiğim ayakkabının rengini senin değiştirmedim ya. İnanın kişi, ya. Senin İnanın o halen bakın dediğin kişi. Ya tamam artık mı? O kadar ki psikolojik yıkık ya. Senin, giydiğim hiçbir şeyi değiştirmiyorum artık ya. Sen bırak ya beni dinle beni. Siz bırak beni mahvettiniz. Ama er geç Allah sen büyüktür diyorum ben. Beni. Başka hiçbir şey demiyorum. Senin o. Senin o Nebiye. Ya bırak ben Nebiye'yi Allah bırak. Büyüktür diyorum. Nebiye'yi filan bırak. Havayı o bırak. Sen verdiğin ifadeye gel. Gidip de Afrika emniyetine. Git de sorana ki. Niye? Ha. Senin alan gitti de dedi ki. Gelinle ilişkisi vardı bu kayınbederinle. O gitti de dedi. Sen git de sor onu alana. Bu seni asla yere düşürmez. O yanında oturana yüceltir, sor. Yüceltir. Yanında oturana sor. Vahvı Gebrel Emniyeti nereden bileceydi bunu? Yanında oturana ha sor. Yanımdakine ben sormayacağım. Sen yanında alana git sor sor alana. Tamam sen mı? Sen yanında oturana sor. O alana yanında olacak. Alana sor onu tamam mı? Yanında ben oturana yanındaki sor oturana ben sormuyorum. Ona sor ki savcının odaya girdiğinde niye böyle dedin diye. Sen onu git de halana sor halana. Hiç kimseye sorma. Benim halama soracak bir şey yok. Geç bu işleri geç. Ben sana diyorum. Beni bak satan ben sana diyorum. Senin sana aklını alaya ne olacak? Yalancılar. Seni yere düşürmez. Yüceltir yüceltir. Ha. Yüceltir. Yücelttiğinden mi savcının o odasında sattı beni? O senin kız kardeşin var ya o gitti de dedi ya. Böyle böyle. Savcının odasında o sattı beni. Seni satan halan öldü halan. Geç bu işleri geç. Tabi. Tamam. Bak ben bir şey diyeyim mi? Bugüne kadar seni söylemedim. Seni halan Miguel sattı halan. Ben bak, sana diyorum. Orada benim, halan orada benim kayınpederimle kaynanam oturuyor değil mi? Hı-hı. Benim dünya bir araya gelse kaynanamı hiç kimseye değişmem. Kendi anamı silmişim onu silemem. Bakın. Ben bu kadar Allah yüreğimi Allah çıkarıp sen veririm çok ona. Kıymetlidir senin. Bak, niye? O kadar net diyorum. O kadın benim için suç yapamadı ama sana beni kendi öz ve öz anlam sattı. Yani kayınvaliden benim damadım öldürmüştür demedi diyemedi. Diyemedi. Kadın diyemem diyor. Evet, tabii, ama benim anam beni sattı yattığı yatağa kadar söylüyorum. Benim yatağımda yattı. Benim yatağımda yattı o gece. Benim sabah o gece, o sabah benim evimde ne kahvaltı hazırladı onu söylüyorum. O ama akşam savcının odasında diyor ki o gece evde yok. Ben de kime inanayım Müge Hanım ya? Bana değilsiniz ki anan ya ne anası ya? Yalan söylüyorsun sen yalan. Ne hazırladım evde? Ya ben delireceğim vallahi delireceğim. Müge Hanım.
Efendim? Müge Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Sen gece bir şey diyebilir miyim? Şu Ahmet'i yayından al. Tabii şey, o gecesi sen Umut, Murat aynı yatakta yataydın babam eve bir şey söylüyor gelene kadar. Babam Umut'u aldı. Babam Umut'u aldı yattı. Sen, Murat, Zara aynı yatakta yattınız. Fazla konuşma, beni darlatma. Benim bugün en zor günüm. Artık bırak yalan konuşmayı ya. Olan öldü biten yattın bitti. Yattın yatağında da ne oldu? Sen de benim yatağımda yattın. Ha. Ben de sana yatak odamı verdim de ha. Yattın. Bir şey mi dedim ben sana? Yatırdın ya. Şey ondan. Yatağında da yat diye dedim. Sokakta mı yatacaktım? Bir dakika. Ne dedi? Yatak odasında yattın dedi değil mi? Evet. Dur. Evet. Sen yatak odamda yatmadın ya. Geldim. Az önce de ben geldim. Yatmadım dedi değil mi o zaman? Dönüştüm ağa geldim. Yalan mı söylüyorum ben? Sokakta mı yatacaktım? Allah etsin onun için ya. Doğru. Benim yatak odamda yatmadın dedin 10 dakika. Yatağında yattım. Odamda yattım. Bir şey mi söyledin? Sen dur Allah. Dur. Tamam. Dur az. Az dur. Sen yatak odasında yatmadıydın. Neredeydin? Hasan Şükrü. Sen ona diyorsun ki ben o gece şöyle şöyle ondan sen şurada yattın. Ondan duramaz. Ondan illa o da diyor ki sana anladığım kadarıyla daha öncesini söylüyor. Ben de sana yatak odamı verdim de sen orada yatmadın. Ya ben inkar etmiyorum. Ben köyde yaşadığım sürece ya onun yatak odasında. Ya iyi de konu değil be kardeşim. O akşamından bahsediyorum. Ben ona başka akşama gitmiyorum ki. Ya vallahi ben size bir şey söyleyeyim. Bir şey 2011'den bu yana şey kardeşim 6 senedir bu konuyu konuştuk. Sen fazla ileri geri yapma. Sen beni savcının odadan nasıl sattığını anlat. Bana o yeter tamam mı? Bak ben bugün ya Allah yüzüme gülecek ya devamlı cezaevine gideceğim. Ben senden hiçbir şey istemiyorum. Sen beni sattın sattın. Öyle mi sattın niye ki? Niye sormayasın Akif? Benim evde olup olmadığım için akşamını peşe beldin. Eğleyinden sonra geldin dedin. Ben ona sorduğumda o iyi anlaydı. İşine gelmiyor. Anlaysa sor bakalım ne diyecek onlara. İşine gelmiyor. Şöyle söyleyeyim, dün Ali Yaşar Çağ ben Ankara'ya gitmek istiyorum dedi. Hatta Rahmi Bey de kendisiyle konuştu, ben de konuştum. Dedik ki yani gitmene gerek yok çünkü hani bu senin konuşabileceğin bir platform değil. Hayır dedi, ben gideceğim dedi. Hasan gitsin dedi hatta arkadaşlar bir teklif sundular. Hasan oraya giderse kendisine zarar vermesinden korkuyorum. Ben inkar etmiyorum ki ben vereceğim yani. O yüzden buradan da çıkarsam vereceğim, oradan da çıkarsam olmaz vereceğim. Öyle, olmaz öyle. Bu düşünceleri Hasan, bu düşünceler normal değil oğlum. O yüzden yok, ondan korkuyorum, sizin tamam. Yanınızda olsun dedi. Hayır, ve Yargıtay'a gittiler. Efendim şimdi ara verelim, aradan sonra Ankara'ya bağlanalım ve karara bakalım çıktı mı? Ben... Bizi her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 43 25 354 43 26. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17. Zaman lütfen sol elinin üstüne bakın. Eğer sol elinin üzerinde bir sevgi izi görüyorsanız bizi arayın. Tek istedikleri var. Kaybolduğu zaman bir yakınları onlara kolaylıkla ulaşabilsinler. Zaman. Şimdi kameralarımızı Ankara'ya çevireceğiz. Tuğçe'ye. Tuğçe'nin yanında Ali Yaşar Bey var. Dün senin için çok endişeleniyordu baba. O yüzden o gitmek istedi Ankara'ya dediğim gibi. Tuğçe günaydın. Günaydın Müge Hanım. İyi yayınlar. Teşekkür 21 ediyorum. Nisan'dan sonra 21 Nisan'da görülen murafağının ardından tekrar Ankara'da Yargıtay'ın önündeyiz. Bugün herkes için önemli bir gün. Kararın açıklanacağı gündü bugün. O nedenle biz de Ali Yaşar Bey ile birlikte tekrar Yargıtay'a geldik. Yargıtay'ın önüne geldik ve birlikte kararı öğrenmek içinse içeriye girdik. Öncelikle Ali Yaşar Bey ile birlikte içeriye girdikten sonra kararın öğrenileceği yere gitmek için uzun koridorlardan geçtik ve o koridorlar bize olduğundan çok daha fazla uzun geldi ve kararı öğrenebilmek içinse öncelikle 1. Ceza Dairesi görüşme ve
duruşma salonunun önüne gittik. Hatırlayacaksınız, Murafa'da işte bu 1. Ceza Dairesi duruşma salonunda görülmüştü. Kararı oradan öğreneceğimizi düşünerek işte oraya gittik. İçeride başka bir duruşma da vardı. İçeride 1. Ceza Dairesi Başkanı ve diğer Yargıtay üyeleri de bulunuyordu. Küçük bir odaydı ve içeride başka bir murafaa görülüyordu. Biz oraya gittiğimizde biraz bekledik Ali Yaşar Bey'le. Gerçekten heyecanlı bir bekleyiş oldu. Nazmi Yeçam davasında Yargıtay kararını öğrenmek için geldiğimizi söyledik içerideki görevlilerden birine ve o görevliler bizi ise dosya sorgulama odasına yönlendirdiler. Ve yine Ali Yaşar Bey ile birlikte dosya sorgulama odasına girdik ve orada yine birkaç görevli bulunuyordu. Onlara tekrar beraber gittiğimizde Nazmi Yeçam davasında Yargıtay kararını öğrenmek için geldiğimizi söylediğimizde ise bize şöyle bir açıklama yaptılar Müge Hanım. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın öldürülen kişinin kadın olduğu için dosyaya müdahil olup olmayacağının kararının verileceğini söylediler. Yani bugün herhangi bir dosyada onandı mı yoksa bozuldu mu şeklinde bir karar çıkmadığını ve dosyaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın, tekrar belirtelim, öldürülen kişi kadın olduğu için bu dosyaya müdahil olup olmayacağının kararının verileceğini söylediler. Ve dosyada görülen bu eksikliğinde, dosyada bir eksiklik görüldüğünü ve bu eksikliğinin ise Yargıtay tarafından belirtildiğini söylediler ve yine belirttiğimiz gibi dosyanın neticesi ise işte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan gelecek, sonuca göre şekillenecek. Ve işte Yargıtay'dan öğrendiğimiz karar bugün... Yani şöyle mi dendi? Bugün bu şekildeydi. Anladım. Cinayete kurban giden kişi bir kadın. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu davaya müdahil olacak mı, olmayacak mı? Dosyada böyle bir eksiklik var. Bu sorulacak bakanlığa. Bakanlık müdahil olacak mı, olmayacak mı öğrenilecek. Ona göre karar verilecek. İyi de bakanlık müdahil olunca ne değişecek ya da müdahil olmayınca, ben orasını anlayamadım. Yani şimdi rahmetli Nazmiye'nin anne ve babası mahkemeye, Trabzon'daki mahkemeye şikayetçi ve davacı olarak girmişler miydi? Evet, girdiler. Dolayısıyla onların müdahilliği söz konusu. Evet. Eğer ölen tarafın bir müdahil, şikayetçi, yakını bulunmamış olsaydı Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na, aileden sorumlu bakanlığa belki bir bildirimde bulunabilirdi. Ama dosyamızda madem ki maktulenin anne ve babası davacı olmuş, şikayetçi olmuş ve müdahale talebinde bulunmuş. Soralım bakanlığa. Bana göre Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na da aileden sorumlu bakanlığın bu konuda, ama tabii Yüksek Yargıtay bu lüzumu görmüş. Hayır, demek ki böyle bir şey var. Evet. Yani ama bu son zamanlarda kadınlara karşı uygulanan şiddet ve cinayet durumlarından sonra aileden sorumlu Sosyal Güvenlik Bakanlığı haberdar ediliyor. Sosyal Politikalar Bakanlığı haberdar ediliyor, görüş alıyor. Yani burada onların o zaman bu dosya yeniden Trabzon Mahkemesi'ne gönderilmesi lazım. Yok artık. Yani Yargıtay kalkıp da bu dosyayı kendisi bekletip de aileden sorumlu Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın cevabını bu dosyayı orada alıp koyarak beklemez. Nasıl yani? Bu dosya, dakika, bu gerekçeyle, bakın Önal biraz Bey, önce ne dedim? Önal Bey ya da... Dediniz gerçekleşti. Müge Hanım, biraz önce %10 ihtimal de olsa bir takım usulü gerekçelerle bugün karar açıklanmayabilir. Bizi izleyen televizyon başındaki ve buradaki seyircilerimiz de ya hani bak bugün açıklanacak dediniz de açıklanmadı demesinler diye bir saat önce bu görüşümü belirttim. Bakın şimdi aynı görüşüm ortaya çıktı. Bu demektir ki bu beklenti konusu yapılarak tamam, bir ayın, bozma sebebi yapılmıştır. Ama ayın 21'indeki şeyde bakılıp alınsaydı, görüşte şimdi açıklansaydı daha... Sağlık. Tabii gönül arz ederim. Arı vurdu, arı vurdu, trona kayarı vurdu. Şey sinirlendi anladığım kadarıyla. Nazmi'nin babası mı sinirlendi? Uzatalım, evet. Ona mikrofon. Karar açık olmadığı için.
karar açıklanmadığı için Turan abinin bir tepkisi var. Evet. Muhabirimize kulak verelim. Muhabirimiz konuşsun. Ne diyor muhabirimiz? Ne diyor muhabirimiz? Açıklanmadı diye karar sinirlendi, öyle mi? Öyle sinirlendi. Ali Yaşar Bey ne diyor? Önce bir ona kulak verelim. Bu da hiç beklemediğimiz bir şeydi. Evet. Ali Yaşar Bey, siz neler söyleyeceksiniz bu kararla ilgili? Bu kararla ilgili Yargıtay'ın dosyayı tamamıyla incelediği gözlerindedir. İşte gerekli işte ulusal kanalda yaptığımız o uğraşlardan dolayı tamamıyla incelemektedir işte. İnşallah hakkımız hayırlıdır. İnşallah iyi sonuç çıkacaktır yani. Hasan Şükrü'ye de sesleniyorum. Türü müydü korkması yani. Taş kafiye demiyorum. Yüce adalete bir şey demiyorum. Adalet inşallah yerini bulacak yani. Bak Hasan Şükrü baban diyor ki üzülmesin diyor. Siz bugün buraya gelirken de aslında çok tedirgindiniz. Çok stresliydiniz. Bugün buraya gelirken kararın açıklanıp ve dosya ya bozulacaktı. Ya onunacaktı. Ben onun niyetle geldim ama bugünkü günde yine de karşımıza başka bir çıktı. İnşallah adalet yerini bulacağına inanıyorum yani. Çünkü dosyayı tamamıyla incelemektedir başkanlarım. Saygılarımı sunarım. Evet. Ne diyeceksin Hasan Şükrü baban dedi ki üzülmesin. Siz... Evet. Şey söyleyecek halde değilim yani. Ne? Aslında yine biraz geriye attı yani. Bir tarafıyla, bir tarafıyla zaman kazanılmış oldu. Bir tarafıyla kötü. Kötü olan. Yani kötü olan gelecek kadrolar, gelecek kadrolar dışarıda hüküm sürüyor. Biz gene ızdırapla devam ediyoruz. O yani. Şimdi, ya böyle bir beklenti de çok kötü ama ben onu o kadar iyi anlıyorum ki. Yani bir dava süreci var. Ya yani, hani ya bir, yani hep bir beklenti içindesin. Yani bir türlü bitmiyor yani. Ne çıkacak karar, ne çıkacak karar. Biz yani böyle yaşamak çok zor yani. Çok daha fazlalaşıyor doğal olarak. O sürecin hani bir an önce noktalanması öyle ya da böyle kişiyi evet rahatlatıcı ya, bir evet etken. Ya, bence de öyle. Evet. Bir tarafıyla öyle. Ama fakat Ali Yaşar ne dedi oğluna? Ben Ali Yaşar Bey, bir Hasan bak sana sesleniyor. Sen bir babanla bir dinle. Tuğçe. Ali Yaşar Bey, Hasan Şükrü'ye seslenmek istediniz. Siz tekrar seslenir evet misiniz? Hasan Şükrü oğlum görüyorsun. Adalet yerini bulacak. Hiç merak etme. İnşallah katiller bulacak oğlum. Bundan hiç üzüldür olmasın. Adalet yerini bulacağına inanıyorum yani. Şu anda yargı daire öyle diyeyim. Ama adalet evet bizi unutmamıştır yani. Bizim de teyzeğimiz var. İnşallah iyi sonuçlara ayrılacağız. Katilleri bulacağız. Merak etme geleceğim oğlum. Torunlarıma çok selam söyle. Allah onlara bağışlayacak bizi yani. Torunlarım bir an önce babasız kalmayacaklarına inanmaya başladım yani. Başka da bir şey demiyorum. İyi yanıma iyi günler diyorum. Canım benim sağ ol. Aile ve Politikalar Bakanlığı'nın kararı beklenmiyor. Öyle bir şey yok. Benim anladığım o değil. Benim anladığım, şimdi bir uzmanı bağlayabilirse arkadaşlarımız, kadın cinayeti olduğu için bu eskiden böyle değildi. Ama artık hani demek ki bu yeni uygulamada son zamanlarda hani kadının tarafı olarak, kadın tarafı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da müdahil olmamış bu dosyaya. Neden olmamışı demek ki Yargıtay'dakiler şimdi gördüler. Hani olsun onlar da bir görüş bildirsinler, ona göre değerlendirme yapılsın gibi bir şey. Yani benim anladığım bu. Ama yine bana göre, madem ki bizim bu dosyamızda ölen Nazmiye, rahmetli Nazmiye Hanım'ın anne babası, davacı, şikayetçi ve müdahil olarak davaya iştirak etmiş. Bu konu bağlayın, bence bir noksanlık olarak görülmemesi gerekirdi. Yani Sosyal Güven Politikalar Bakanlığı... Ama evet, o zaman sosyal. Demek ki Rahmi Bey, şimdi bilmiyoruz ya bu konuda... Siz de tam bilgili değilsiniz. Hayır, demek bu yeni ki hepsini... bir uygulama. Heh, işte o yüzden o yeni uygulamayı bir öğrenelim. Yani, tabii bekleyeceğim. Hayır, madem ki Yüksek Yargıtay buna lüzum görmüş, bu demektir ki bundan sonra her kadın cinayeti davasında Sosyal Güvenlik Politikalar Bakanlığı'nın görüşü müdahale edip etmeyeceği hususu sorulacak demek. Abi bir şey sorabilir miyim? Çok önemli. Şimdi Sosyal Politikalar Bakanlığı görüş bildirdi. Direkt Yargıtay'a mı bildirecek, yerel mahkemeye? Hayır, Yargıtay bu yazışmayı görüş yapmaz. Yapmaz tabii. Hayır efendim, bana göre. Bu dosya... Tabii yine %100 konuşmuyorum. Biz şimdi ben... bunu bir tam bir öğrenelim isterseniz, evet, onun üzerine yorum yapalım. Ben demin onu yanlış diyecektim muhabirimize, siz sorun. Yani sorgulama odasından bu cevabı aldıklarında
bu gerekçeyle karar bozulmuş mu demişler. Hayır hayır. Bekleyeceksiniz demişler. Kararı bekleyecek. Müdahil olup olmayacaklarını İşte bu soracağız. Kararın gerekçesi yazılmadığı için bakın ondan sonra yazılmadığı için bekleyecekler. Karara gidecek. Ama bu konunun ikmali Yargıtay Yazışma Makamı değil. O zaman tekrar mı yerel mahkeme? Tabii. Tabii bakın ben %100 demek istemiyorum. O zaman bir dakika bir önce öğrenelim onun tamam, üzerine söyle. Konuşalım. Bu bir de gider, Ahmet'e de çünkü bir Ahmet'e de kulak vermek istiyorum. Ahmet ne, ne diyorsun bu yeni gelişmeye? Ahmet'i bir alalım ekrana. Alalım. Yani Müge Hanım yani bu kararla ilgili pek bir şey bildiğim yok yani. Bunu yeni duyuyorum. Yani bu konuda bir şey söyleyemeyeceğim yani. Yani böyle bir Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın katılımı olduğunu bilmiyordum yani. Evet burada hep beraber öğrendik zaten. Rahmi Bey de bugün bu konuyu araştıracaktır. Arkadaşlarımız da bir yetkiliye bağlanmaya çalışıyor. Nedir bu durum acaba? Muhabirimiz Nurcan Kaya'ya telefon bağlantısı yapıyorum. Biliyorsunuz o da yine Akçabat'taydı. Turan ve Ayşe Güren'in evindeydi. Nurcan ne oldu? Baba Turan Bey biraz sinirlendi galiba. Evet Turan Bey çok sinirlendi. O bugün çünkü net bir karar bekliyordu. Yani tutuklanacaklarını düşünüyordu. Böyle bir karar çıkmış olması onu çok sinirlendirdi Müge Hanım. Evet o da bir an evvel. Çok büyük tepki gösterdi burada. Herkes kendi bakışına göre haklı. Evet. Teşekkür ediyorum Nurcan'cığım. Konuşursun Turan Bey'le. Onu da yarın yayınlarız. O şu anda çok öfkeli. O da tabii evladını yitirmiş. Ben ona da söylüyorum. Ona söyleyecek hiçbir şey yok. O da bir karar bekliyor. Hani Hasan bile diyor ki keşke hani bir tarafıyla iyi bir tarafıyla kötü. Keşke bugün tabii belli olsaydı diyor. Vallahi bu kötü değil. Yani bu kötü değil. Onu bakış açısını Hasan'ın değiştirmesi lazım. Kötü değil. Yani bir eksiklik var demek ki bu eksiklik giderilecek. Ve bir de bu sizin lehinize de olabilir yani Hasan'cığım. Yani bu sizin lehinize de olabilir yani. Yani bugün bir onama çıksaydı Allah korusun her şey bitmişti. Buradan cezaevine gidecektiniz her şey bitmişti. Yani. Bitmişti. Şimdi bu bir şans daha doğuyor yani. İnşallah. Zaten eğer Müge Hanım, eğer yüksek Yargıtay zayıf bir ihtimal olmasına rağmen bu yazışmayı yapmayı düşünüyorsa yeniden bir gün vermiştir. Yani Sosyal Güvenlik Politikalar Bakanlığı'ndan yazı cevabının beklenmesine ve dosyanın mesela öyle 5 Haziran'a. Yok yok devam denmemiş. Öyle bir şey denmemiş. O zaman bozma mahkemeye kabul ederek dosya Trabzon'a gönderilmiş. Hayır bozma da hayır ya bozma yok Rahmi Bey bozma yok. Bozma diye bir şey yok. Şimdi bu durum başka bir durum. Bir şimdi öğrenelim şöyle, bir yetkiliden. Şöyle söyleyeyim bu, ben. Bu onunla bozmayla alakalı küçük değil. Küçük bir açıklama yapayım. Müdahil olup olmayacakları sorulacak anladığım kadarıyla. Müdahil olmayacaklarını bildirdikleri takdirde Yargıtay karara gidecektir. Müdahil olacaklarını bildirdikleri takdirde o zaman yerel mahkemeye geri yollanabilir gibi düşünüyorum. Hayır hayır hayır. Eğer dosyayı Yargıtay elinde tutup da Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bu hani görüşü soracaksa... Kevin'cim ne öğrendiysen sen bana anlat yazma. Müdahale talebi o da diyecek ki cezalandırmanı istiyor. Yerel mahkemenin. Çok özür diliyorum. Bir Kevin Hanım'a bir söz verelim. Evet. Kiminle konuştunuz? Müge Hanım şimdi benim öğrendiğim bizim kanunumuza göre öldürülen eğer bir yaşlıysa, kadınsa ve çocuksa bulunduğu yerin İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün cinayet dosyasında fikir beyan etme ve dosyaya katılmak gibi bir durumu söz konusu. Hakkı varmış. Hakkı var, evet. Bu hakla ilgili olarak Sosyal Hizmetler Müdürlüğü kendisi de talep edebilir. Bu mahkemeden de gelebilir. Nazmiye Çam dosyası ile ilgili olarak da Trabzon aradım ben. Trabzon İl Sosyal Hizmetler Müdürü Doktor Kadir Er'le görüştüm. Kadir Bey dedi ki, tabii şu anda dedi bizim hukuk servisimizde böyle bir bize böyle bir müracaat var mı? Yargıtay'dan bu dosyaya bu dosyaya katılın şeklinde bir şey var mı? Hemen cevap veremem ama biraz sonra bakarız. Tekrar konuşuruz sizinle. Ama evet böyle bir şey doğrudur. Bu konuyla ilgili Yargıtay bizden de görüş isterse hukuk servisimiz aracılığıyla gelecektir. Bize bilgi, biz de bununla ilgili bilgimizi araştırmalarımızdan sonra söyleyeceğiz dedi. Yine Yargıtay'a söyleyecek yani. Evet. Ha bütün mesele muhatap Yargıtay Yargıtay değil.
Bütün mesele yerel mahkemedir muhatap. İldeki Sosyal Politika Bakanlığı Müdürlüğü müdahil olacaksa doğrudan doğruya benim yani olması gereken bilgilerime göre eksik de olabilir tabii bu. Ay şu muhatabı, anda bilmiyoruz çünkü bu yeni bir konu olduğu için Rahmi Bey de bu konuda net bir şey yani söylemiyor. Bir il müdürlüğü kalkıp gidip Yargıtay'a yazı yazamaz. Sayın, yazıyor diyor işte hocam, yazıyormuş işte. Ben biraz önce usulü bir nokta... Evet ama Yargıtay'a gittiğinde acaba işte nasıl oluyor? Tamam bunu net bir öğrenelim. Yani benim şahsi görüşüm bu noksanlığın ikmali için dosyayı tekrar bozma sebebi sayarak yerel mahkemeye göndermesi gerekir. Ama o zaman bozma tabii derdi. Ki yok Yargıtay der ki. Ama o zaman bozma derdi. Belki onu işte bilemiyoruz. Hayatım okumuşlar işte ama ben anlatıyorum ama ben anlatıyorum hayır, ben hayır. Boşa yani. Bakın hani... şimdi o gerekçe henüz yazılamamış ya. Rahmi Beyciğim arkadaşlarımız oraya gittiğinde göndermişler ya onları kaleme. Ha. Demişler ki böyle böyle dosyada böyle bir eksik var. Evet. Bu eksiğin giderilmesi için buraya yazı yazılacak. Onlara müdahil olup olmayacakları yani görüş verip vermeyecekleri sorulacak. Ondan sonra karar verecek Yargıtay demişler. Yani daha bozma, düzeltme vesaire yok bir şey yani. Dosyada hani siz nasıl dediniz bazı eksikler olabilir. Evet, benim anladığım kadarıyla... Bu da usule bir talik esasa şu, değil. Tabii Nazmiye'nin cinayetin üzerinden geçti 7 yıl. Yani 7 yıl önce demek ki bu yoktu ki o sırada. Tabii yeni bir tanıdık. Yeni bir daha yenidir demek ki. 2-3 senelik bir şeydir yani yenidir derken tabii dün çıkmamıştır bu karar da. Siz bu konularla çok ilgili olmadığınız için hani burada bunu duyduk. 2-3 yıllıktır. Demek ki bu dosyada bu eksikti. Ona bakıldı. Ona da sorulsun. Hani dört başı mamur eksiklik kalmasın. Az önce siz anlattınız ya bir imza bile eksik olsa tabii, isterler usul, geriye dönerler usulden diye. Usulden işte yani. Bu usulün noksanlığı ama bozma tespiti. Dememiş. Bozma dese zaten şu anda bozma derdik. Sevinirdi aile. Bozma yok yani. O zaman Ali Yaşar da sevinirdi. Gittiler kararı da okudular işte Tuğçe'ye. Şimdi Tuğçe de yine yazdı. Benim düşündüğüm noktada sanki sonlanacak gibi düşünüyorum. Müdahil olmayacağını bildirdiği takdirde bunu bir eksiklik gibi kabul etmeyip o zaman karara gidebilir gibi düşünüyorum. Bakanlık bak, müdahil olmayacağını bildirdiğinde şey, çok bu önemli. Noksanlığının her bir, halükarda giderilmesi gerekiyor. Bir küçük detay var. Bu detay gözden bu kaçmasın. Bu konuyla ilgili bir avukat bağlayın abiciğim. Anlatabildim mi? Şimdi yazışma tekniğine göre genel anlamla bakıldığında, şey olarak söylemiyorum, genel bilgi olarak söylüyorum bunu. Şimdi Yargıtay, Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bu yazıyı yazdı diyelim. Sosyal Politikalar Bakanlığı konu hakkında resmi bilgisi yok ki. Ne yapacak? İle soracak. İl mahkemeye soracak. Böyle arka arkaya zincirlenmesine gelecek olay. Bu dosyanın yerel mahkemeye tekrar gitmesi demek. Yani dolayısıyla Yargıtay direkt olarak Aile Bakanlığı kalkıp gidip de biz müdahiliz ya da değiliz diye bir kestirme yolu yok. Usulden yok bir böyle noktada, bir yol. Evet. Sizin görüşünüze ben de iştirak ediyorum Ali Hocam. Ben aynı görüşteyim. Hangi görüşe? Yani bu yerel mahkemede halledilmek üzere dosya bu usul eksikliğini yerel mahkeme giderecek yani. Nasıl ki 17 yaş altı, 18 yaş altı meselesi yerel mahkemeye gönderdi evet. Tekrar görüşün evet. Diye. Aynı benzer bir şey şimdi oluyor. Bakın o konu dahi esas bir konudur. Yaş konusu da belki dikkate alınmıştır, alınmamıştır. Alınmamışsa dosyanın esasına hiç girilmemiş demektir. Sırf usulü durum dikkate alalım. Usulü durum dikkate evet, alalım. Yalnız usulü durum. Yani şöyle söyleyeyim. Ben bunu bir kere bir yerde duydum. O da şöyle oldu. Bir kadın cinayetinde yerel mahkeme beraat kararı vermişti. Bunun üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı devreye girip biz yani biz de bu davaya müdahil olacağız. Biz bu beraat kararının doğru olmadığını düşünüyoruz. Yargıtay'a o kadın adına bizzat biz başvuracağız dediklerini biliyorum. Ama bütün davalara katıldıklarını bilmiyordum. Hayır. Ama
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gerek aile başvuruları da olursa, aile tarafından da başvurular olabilir, biliniyor bildiğim kadarıyla. Ya da kadın kimsesiz, medyaya da yansıyan, biz medyaya yansıyan konuları tabii biliyoruz. Diyor ki ben onun arkasındayım, ben kadın öldürülmüştür, yani işte katili indirimden faydalanmasın. İşte beraat ettirilmesin. Burada bir yanlışlık var diye bakanlığın dahil olduğu davaları biliyorum. Ama her davada, her kadın cinayetinde olduklarını bilmiyordum açıkçası. Hayır. O da yeni bir burada, durum olarak çıktı. Bunu evet, burada tabii Nazmiye Çam'ın cinayetinin tarihine bakacak olursak bu o zaman için geçerli bir durum değildi, söz konusu değildi. Tabii. Bu daha yeni bir konu. Şimdi nasıl, hani bu yeni usulü bilmediğimiz için o yüzden diyorum hani yanlış bilgi vermeyelim burada. Oradaki Trabzon'daki bak demiş ki biz de dinlemiyoruz, bizde de dinlememe problemi var. Kebriye Hanım diyor ki konuştum. Dedi ki Yargıtay bizden böyle bir görüş isterse bizim hukuk servisimizde Yargıtay'a bu konudaki görüşünü bildirir demiş. Trabzon İl Sosyal Hizmetler Müdürü. O yüzden yani bunu böyle bir bozma, tekrar yerel mahkemeye gitme falan gibi bir şey olarak değerlendirmemek lazım. Anladığım kadarıyla kendi aralarında yazışacaklar. Sonradan da bunun üzerine hani o sizin dediğiniz usul dediğiniz şey var ya, o da tamamlanmış olup karar öyle açıklanacak. Bu usulü bir noksanlık olarak kabul edilmiş ve usulden bu kararın alınmasına gerek görülmüş. Usul noksanlığından. Ay vallahi bana da biraz şey geldi. Kına geldi. Sanki benim de içime doğmuş gibi bir saat önce dedim ki bu bir takım gerekçelerle, usulü noksanlıklarla da bozulabilir. Esasen de bugün açıklanmamış da olabilir. Daha sonraya da bırakılabilir demiştim. Ben açıkçası yani öyle bir şey beklemiyordum. Neden? Çünkü zaten bir önceki duruşmada bu belli olup o sırada söylenmesi daha mantıklı değil miydi? Daha doğruydu. Ne kadar zamandır zaten bu dosya Yargıtay'da. O zaman ilk murafada bu söylenip hani bu süre daha kısaltılabilirdi. Eğer Yargıtay yapmış olsaydı 21 Nisan'da bu noksanlığı tespit yazışmayı 5 Mayıs'a kadar Politikalar Bakanlığı'ndan, Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan da gelen cevaba göre bugün o durumda ele alınmış olabilirdi. Ya bir tarafıyla da Hasan, yani senin için şöyle iyi oldu. Sen de biliyorsun ki hani bu davadan çok lehinize çıkabilecek bir sonuç yok. Gerçi artık bak bunu da söylemiyorum. Çünkü demek ki hiçbir şey öyle uzaktan göründüğü gibi olamayabiliniyor. Hem daha ümit var olabilirsin, hem de süre kazanmış oldun. Yani bugün şimdi Yargıtay tamam ben bunu onadım deseydi 15-20 gün içinde cezaevine gidecektiniz. Şimdi nereden bunun gelmesi, bakalım gün de vermemişler. Hani şu gün falan denmemiş. Onu da sordum. O yüzden biraz daha vakit kazandın oğlum ya. O vakit, kadar... Vakit kazandık da Müge Hanım. İnşallah gelecekleri neye araştırır. Neye kazandık? Havvancığım bakın bu arada soruşturma devam etmiyor. Ben anlatamıyorum bazı şeyleri. Bu arada soruşturma devam etmiyor. Yani bütün biz bunları beklerken bir taraftan da işte polis vesaire falan orada soruşturma yapmıyor. Dosya tamamlandı artık. Yani emniyette dosya tamamlandı. Savcılıkta tamamlandı. Mahkemede tamamlandı. Şimdi Yargıtay süreci. Yargıtay'da diyor ki şu eksiklik var. Sorun bakalım ne olacak. Yani ancak şöyle bir şey olması lazım. Olmaz mı? Olur. Şu geçecek olan bir aylık süre içinde, iki aylık süre içinde yani her şey olabilir aslında. Yani çıkar birisi değil mi? Birisi birisini anlatır, ihbar eder vesaire. Bekleyelim yani cezaevine girmekten seyir. Küçük de olsa bir şans yani bu. Küçük de olsa bir şans yani. Seyir bir anda değişebilir. Avukat Sevilay Demirsu Şarlı telefon attığımızda. Sevilay Hanım günaydın. Günaydın Müge Hanımcığım, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum, sizi sormalı. Süper, çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Şimdi Yargıtay'dan arkadaşlarım anlatmıştır, böyle bir karar çıktı. Nedir bu süreç, nasıl işliyor? Şimdi burada süreç birkaç şekilde işleyebilir. Herkesin rahat anlayabilmesi için şöyle açıklayayım. Yargıtay birkaç şekilde karar verebilir. Daha net anlamadım. Pardon, telefonunuzu hiç anlayamıyoruz da sesi. Arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Bir saniye ben hemen arabamı sınav çekeyim. Telefonu alayım. Pardon'dan konuşuyorum. Bir saniye rica ederim.
Yani yine problem var da böyle bulunduğunuz yerden... Bir saniye, arkadaşlar bir saniye gelebilir miyim lütfen? Arkadaşlar bir saniye bir siz bir sesi bir kontrol edip öyle bağlarsanız hanımefendiye. Yani bu yeni bir uygulama tabii bu kadın cinayetiyle ilgilenen bu davaları alan avukat arkadaşlarımız var. Ve onların daha bilgi sahibi oldukları bir konu. Birkaç benim anladığım birkaç şekilde ilerleyebilir dedi, durum diye evet. Girdi. Ama asıl bizim merak ettiğimiz yerel mahkemeye gelecek mi? Ama yerel mahkemeye gelirse de yerel mahkeme tekrar sorgulama falan işine herhalde girişmeyecektir. Yani yerel mahkeme. Yalnız bu noksanlık bu noksanlığı halledip tekrar gönderecek. Başka yani. Esasa girilmez. Hazır mı? Hem, efendim sizi dinliyoruz tekrar. Şu anda net duyabiliyorsunuz zaten. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Şimdi burada birkaç şekilde Yargıtay karar verebilir. Evet. Bu kararlardan bir tanesi onama olabilir. Bir tanesi bozma olabilir. Bir tanesi de geri çevirme kararı olabilir. Bir de düzelterek onama denilen bir usul vardır. Bunu olayı anlayabilirsiniz diye açıklıyorum. Anladığım kadarıyla Yargıtay burada onama ya da bozma kararı vermemiş. Evet. Biz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın müdahil olmamasıyla ilgili bir cevap beklediği yolunda bana bilgi aktarıldı. Evet. Bu iki anlama gelebilir. Bunu isterse mahkemeye dosyanın geri çevirmesi yoluyla yollayıp müdahillikle ilgili bir karar verdirir. Ve ondan sonra dosyanın tekrar Yargıtay'a gönderilmesini isteyebilir. Ya da Yargıtay ilk derece mahkemesi gibi kendisi bakanlığa böyle bir müzekkere yazarak sorar. Bana kalırsa bu dosya geri çevrilmeyle dönecek. Döndükten sonra da eğer müdahillik kararı verilirse doğrudan doğruya o karara göre mahkemenin vereceği karar bir kez daha temiz konusu olacak. Benim düşüncem bu şekilde. Ha yani tekrar diyorsunuz yerel mahkemeye gidecek eğer onun ama zaten yerel mahkeme müebbet vermiş yani kadın... Hayır hayır bakın sadece bu açıdan sormuş. Demiş ki bir kadın cinayeti olduğu için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın müdahil olup olmadığı hususu sorulmalıdır. Eğer onların sunacağı bir delil ya da bir talepleri vesaireleri olabilir açısından değerlendiriyor. Yani usulden bozma esasla ilgili bir şeye girmemişsiniz. Bu nedenle iki yöntem uygulayabilir. Kendisi de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na yazabilir. Ama şu ana kadar bizim hep gördüğümüz bu tür eksikliklerden dolayı dosyanın geri çevrilmesine karar verilir. Onama bozma ya da esasa girmez. Bu eksiklik tamamlandıktan sonra dosya tekrar Yargıtay'a gönderilir. Esasla ilgili inceleme yapılır. Peki bu artık böyle bütün kadın cinayetlerinde böyle bir müdahillik mi söz konusu bakanlığı? Hayır, bütün kadın cinayetlerinde müdahillik söz konusu değil ama rutin uygulama bu şekilde gelişiyor. Genelde bir 5 yıldır aşağı yukarı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kadın cinayetlerinde, çocuk istismar davalarında, tecavüz davalarında hazine avukatlarını genelde müdahil ediyor. Genelde geliyorlar. Yani genel uygulamayı çevirmeye çalışıyorlar. Anladım. Şu anda genel bir uygulama halinde değil ama ritüel olarak uygulanmaya başladığını düşünüyoruz. Anlıyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun Sevil Aydemir Suşarlı'ya. İki uygulama olabilir diyor. Ama şunu anlamak mümkün değil. Zaten yerel mahkeme müebbet istemiş. Zaten daha evvel Yargıtay da müebbet istemiş. Hani herhangi bir ceza indirimi ya da hani beraat falan gibi bir şey yok ki. Bakanlık ne diyecek yani bakanlıkta? Hani kadın tarafı olarak zaten hapis cezasını isteyecektir. Efendim formalite gibi bir durum bu. Yani bakanlığın elinde herhangi bir şekilde bir delil var mı yok mu bu durum nedir hakkında konuya pek vakıf değil. Müdahil olmadığı için başından itibaren. Dolayısıyla dosyanın yerel mahkemeye gönderilmesi il müdürlüğündeki hukuk bürosunun bu noktada müdahil olması sağlanır. O da bilgi belki toplu. İl müdürlüğünde en azından bu ailenin durumu da belki dile getirilebilir. Yani ben işte o yüzden diyorum ki bu bir fırsat. Bu bir her ne kadar esastan bozma değilse bile bu bir usulü eksikliğin giderilmesidir. Usul sırasında zaman kazanılmış oluyor dedim. Esastan bozma yol açabilecek somut delillerle tekrar çıkılabilme şansı sağlanıyor gibi geliyor bana. Yazışmaları bilen bir
eski görevli olarak konuşuyorum. Evet. Bir de bakanlık böyle bir karar, böyle bir müdahillik olduğu koşulda tabii ki kadından yana davranacaktır ama ceza verilmiş olması onun başka bir tarzda yaklaşmayacağı anlamına gelmez. Çünkü ceza verilen kişinin gerçekten hani soru işareti uyandıracak bir kişi olup olmadığı, başka delillerin de incelenerek başka kişilere de ceza verilip verilmemesi hususunda inceleme yapılıp yapılmaması konusunda bakanlığın yine talebi olabilir. O nedenle bu açıdan da ben de size katılıyorum. Tekrar incelenmesi, tekrar değerlendirilmesi söz konusu olduğunda bir bu bir avantajdır gibi şans düşünüyorum. Şans kazanılmış oluyor. Bence her üçü için de bir şans, bir zaman gerçeğe kazanılır. Gerçeğe ulaşmak değil için. Değil Rami Bey, bir daha yani mesela diyelim ki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı dedik ki hani biz de çok emin değiliz. Böyle böyle işte hani başka bu cinayet içinde parmaklar da olabilir. Hani şundan dolayı bundan da yazdı diyelim. Yani ben çok bununla uğraşılacağını düşünmemekle beraber soruyorum. Bunun üzerine Yargıtay tekrar dosyayı yerel mahkemeye gönderir mi? Yani şimdi bir takım biraz zor değil mi yani? Varsayımlar üzerinde ben görüş bildirmek istemiyorum. Konuşmak da istemiyorum. Çünkü şu anda Yargıtay'ın çok yeni bir uygulaması evet. bu. Bir defa... Hepsinde bu, de yokmuş mesela. Bakın şimdi kadın cinayetlerinde Sosyal Güvenlik ve Politikalar Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar kendiliğinden Bakanlığı. Davaya müracaat edip müdahale talebinde bulunabilir. Ama bu demek değil ki her kadın cinayetinde mahkeme Sosyal Güvenlik ve Politikalar Bakanlığı'ndan görüş alıp siz bu davaya gelecek misiniz, gelmeyecek misiniz diye bir görüş alma uygulaması yoktur. Bu Yüksek Yargıtay'ın bugünkü bizim dosyamızdaki kararı bir içtihat olarak dikkate alınır bundan sonra mahkemelerce ve bu içtihada göre de bu demektir ki artık bugünden itibaren bütün kadın cinayetlerinde mahalli mahkeme esasa girmeden önce politikalar Sosyal Güvenlik ve Politikalar Bakanlığı'na yazışma yapacak. Bizim böyle bir dosyamız var, giriyor musun girmiyor musun diye bir soru soracak. Oysa demek ki artık rutine döndürülmeye çalışılıyor yani. Bu şimdi Yüksek Yargıtay'ın görüşü bir iştah kabul edilir. Tatbikatta bundan böyle olması lüzumunu ortaya koyuyor. Çünkü, o da bize denk geldi diyorsunuz yani. Yani bugüne kadarki uygulamada bile bizim bu dosyada rahmetli Nazime Hanım'ın anne ve babası zaten şikayetçi ve müdahil olmuş. Yani dosyada müdahillik diye bir noksanlık da yok. Bakanlığın ayrıyeten müdahilliğine aranması ilk defa bir uygulamanın başlaması demektir. Bekleyeceğiz. Yani bana göre Yüksek Yargıtay'ın bu yazışmaları yapması için yine diyorum mahalli mahkemeye dosya iade edip bu noksanlığın giderilmesinin tamamlanmasını müteakip dosyanın iadesini isteyecektir. Ama yine de hiç karşılaşmadığımız bir olay. Buna rağmen Yargıtay bunu kendisi de... En az iki ay demek. Şimdi zaman gayet tabii. Özür dilerim. Daha fazla. Affedersiniz. Hele mahalli mahkemeye gelirse bir küçük, bu 2016 senesi çıkar. Bir küçük ayrıntıdan bahsedeyim. Diyelim ki Yargıtay Sosyal Politikalar Bakanlığı'na yazdı. Haberi yok ki onların. Bunlar ilden bilgi isteyecekler. Yazı tekrar ile gidecek. İl mahkemeyle yazışacak. Mahkeme dosya yolda. Hakkında İl, görevli bir hukukçuyu görevlendirecek. Dosyayı isteyecek. Dosyayı inceleyecek. Müdahil olmayacağım da diyebilirmiş. Müdahil olmayacağım da diyebilirmiş. Ben müdahil olmak istemiyorum. Diyelim. Zaten verilen kararlar yerindedir deyip müdahil olmayacak. O zaman Yargıtay elindeki mevcut delillerle kararı. Şimdi müdahale olacak kişi yani müdahil avukatının görevi dosya üzerinde yaptığı incelemeden sonra mahkemeden bir takım taleplerde bulunma hakkına ait. Eğer ben bir müdahil olarak davacı tarafın avukatıysam sayın mahkeme bana müdahil vekili bir diyeceğiniz var mı diye sorduğu zaman sayın başkan müsaade ederseniz dosyanın gidişatı hakkında kâfi bilgi sahibi değilim. Dosya üzerindeki incelemelerimi tamamlayıp bu konudaki tevsi tahkikat zımnında yani tahkikatın genişletilmesi zımnında taleplerimi sunacağım demesi lazım. İşte o tahkikatın genişletilmesi zımnında yapılacak taleplerde de
daha evvel burada ele aldığımız kuyumculardaki satılan altınlardan diğer bir takım olaylara kadar o zaman dile getirilmesi lazım. Tahkikatın genişletilmesi o surette ele alınabilir. O zaman ama bütün bunlar, getirsinler. Bütün bunlar Müge Hanım, tekrar ediyorum, yüksek yargıtayda yapılması mümkün olmayan işlerdir. Bunlar yerel mahkemede yapılacak. Mahalli mahkemede tabii. Ama yine de tabii %100 diyemiyoruz hocam. Bir sürprizle yine karşılaşabiliriz bugün karşılaştığımız gibi. Daha katılıp katılmayacakları evet. da bellidir. Yani müdahil olup olmayacakları da bellidir. Evet. Eğer hani bir avukat çıkıp müdahil olacağım, ben de bunları istiyorum derse... Müdahil olacağım dediği zaman diyecek ki müdahale talebiniz nelere istinad ediyor? Daha bu müdahale talebiyle ilgili dosyayı inceledim. Bilgi sahibi değil dosyanın ki adam. Dosyanın gidişatı yok. Dosya Yargıtay'da incelenip bir 3 günde talepte bulunulmaz ki. Bilgi sahibi değil. Mahalli mahkeme gidecek. O zaman ilgili müdahil avukatı inceleyecek ve bir takım yenilikler getirme çabasına girecek. Vallahi, yani eğer varsa... Bir şey söyleyeyim mi? Valla çok yani sizin işiniz hem çok zevkli hem çok sıkıcı. Yani bu kadar böyle yani hani uzun sürelerden benim canım sıkılıyor yani. Bürokratik işlemlerden. Gerçekten. Evet. O yüzden hani ben Amerikan hukuk sistemini bir tarafıyla çok eleştiririm. Hızı açısından çok takdir ederim. Yani bazen hız iyidir. Bazen hani o kadar hızlı olmak da hani çok iyi olmayabilir ama yani bir hız ya. Bir hız yani bir süre yine de. Hani delillerin toplanılması, değerlendirmesi her şey sıcağı sıcağınayken bilmiyorum ya bana... Benim karakterime daha uygun geliyor hani o. Bir de bu tip biraz... davalarda karar çok uzadıkça bakın, çok bu sıkıntılı. Çocuk kaç kilo verdi? Sen Hasan kaç kilosun? 50 kilo. Hı? 50. 50 kilo ya. Yani. 50 kilo bir delikanlıdan bahsediyoruz. Yani kaç yaşındasın çocuğum sen? 35. Ay nerede işte 35 yaşında. Şimdi bakın ben, haklı Hasan Şükrü haklı. Siz de haklısınız ama bugün onama kararı çıkaydı yapacak hiçbir şey kalmamıştı. Evet ve şu bugün... anda yine evet sen niye sevinmiyorsun evet, Hasan yani. Şükrü ben onu hiç yani anlamıyorum. Bunu söylemeye çalışıyorum. Bunu Hasan Şükrü sen çocuğum, inşallah nasıl iyi bir takım şeyler ha? olacak diye Hasan yorumla. Hasan Şükrü dosyanın bozulacağını bekliyordu. Dosyanın bozulacağını bekliyordu evet. ama Havva'cığım onu biraz çok bekleriz. Yani bu bile şu müdahillik durumu bile bu yani. Yani bence çok önemli. Bu belki de yani belki de değil sizin sesinizi de duyurduğunuz anlamına geliyor. Bütün bunlar olmadan da olabilirdi. Bakalım şimdi oradan gelecek karar ne olacak? Oradaki İnşallah hayırlısı şeyin yap. Yani sonuçta İnşallah. Şimdi kadının tarafında olmak demek birisi de katil diye belli oldu diye illaki de bunu vurun kahveye demek değildir yani. Bizim de aklımızda soru işaretleri var. Bu dosyayı okuyan bir avukat benim de aklımda soru işaretleri kaldı derse belki daha başka bir şekilde de dönüştürülebilir. Demek ki artık bu şekilde de i̇şte daha dosyalar ilerliyor. Evet. Demektir yani güzel bir şey. Sen de bir dur sevin işte. Yani 15 gün sonra cezaevine de gidebilirdi. Gidebilirim Müge Hanım. Gene gidebilirim. Nasıl? Bu arada bir zaman var. Bir zaman. Ahmet insafa gelir belki söyler doğrusunu canım. Nasıl programda bir imkan peşinde koşulsun? Ahmet'ten artık bugün onu beklemeyin. Gelmiş? Ahmet ben evet. bilmiyorum diyor. Başka da bir şey demiyor. Belki yandan biri bilen olur. İhbar biliyordum. Aile tarafından diyorsun. Yani köyden, kasabadan artık şu yerden. Hani bu hava danışma diye. İlla gibi plan var ama işte karışma. Tabii vardır. İlla var. Hiç belli olmaz vallahi. Yani hayatta belki insanlar bak, hani ilk yayına buraya... Vicdan dediğiniz şey çok evet, farklı da işleyebilen evet. birisidir. Yani atıyorum adam kanser olacağını öğrenir de çıkar der ki tamam kardeşim. Her şey yani, mümkün, her şey ben mümkün. Ben zaten hani hayatımın son günlerini yaşıyorum. Bildiklerimi anlatmak istiyorum. Hayatta her şey olabilir yani. Zaten bu küçük mucizelerin üzerine kurulu değil bugün mi? İşte de filmler, romanlar. Bugün de bu bir mucize. Hiç akıllarda evet, olmayan bir durum. Yok. Hani Rami Bey'in dediği gibi imza eksik vesaire falan ama ben orada da şuna açıkçası ihtimal vermedim. Ve zaten incelemişler o zamana kadar. Hani o zaman yani, yapsalardı diye. Çok zayıf bir ihtimal de olsa bu tür şeylerle karşılaştığımız evet. için. Ama bu yeni bir ümit yani. Çok ender yani. Çok evet. ender umutla bu durum. Umutla bekleyeceğiz. Umutla beklemeye devam edeceğiz. Evet. Başka. Sen yemek mi yiyin inşallah? Lazım. Ne kadar zayıfsın? Ne kadar yiyecek? Bak ben bir şey diyeyim sana. Ben inkar etmiyorum ki. Ben yiyemiyorum ya. Yiyemiyorum yani. Çünkü... Kafamın içi dolu yani. Bunun 6 senedir yatağı nerede biliyor musun? Abi çek benim yani. Benim yatağım yok, yurganım yok. Biliyorlar evet. yani nasıl yaşadığım. Hiç evlenmeyi falan düşünmedin mi yeniden? Ay, Müge Hanım ben inkar etmiyorum. Ben bir söz verdim. Bu iş çözülmeyince evlenmem. Evlenmem.
Bakın ben inkar etmiyorum. Sizin görevlilerinizde benim nüfus kağıtım. Ben bekar olduğum halde benim nüfus kağıtım daha değişmemiş. Ben o kadar bağlıyım yani. Tamam ben belki cahilliğimden veya şeyliğimden yaptım bazı şeyler. Belki çok serbest yaşamış olabilirim ama yani eşini sevmedi, boş bıraktı. Onlar yani bilmiyorum ya Müge Hanım, bir şey diyemiyorum. Vallahi hayatım sen aslında her şeyin olacak, ne denir, her şeyin olması gerektiği gibi olacağını düşünmüşsün ama öyle işler gitmemiş işte. Yani ama, benim inan... en büyük kabahatim ne biliyor musunuz Müge Hanım? Ben uzakta çalıştım. Ben inkar etmiyorum. Ben yaptığım işi de seviyordum ya. Ben özel bir şirkette çalışıyordum. Telekom işi yapıyorduk. Yani başka bir şey yapmıyordum. Severek de yapıyordum. Yani kötü bir şey de yapmıyordum. Yani sen şükür orada da kirada yani, oturuyordun. Ben kötü bir şey yapmadım ya. Öte tarafta da kirada bir ev tutacaktın. Karını, ya, çoluğunu, çocuğunu orada alacaktın. Tutma şansım yok Müge Hanım. Öyle bir iş değil. Bir de gitti oraya kadar. Bir dakika hala bir dakika. Öyle bir iş değil. Yani bir ay buradayım. Bir ay sonra Artvin'deyim, bir ay sonra Rize'deyim. Yani her ay ben ev mi taşıyacaktım Müge Hanım? Valla o zaman yani eşim ve çocuklarının ayrı müstakil bir evleri olacaktı. Zaten yani, ayrı oturuyordu. Hayatım nerede ayrı oturuyor? Babaannen ya, yanınızda. Tamam, Mehmet Ali yanınızda. Babaannem yanımda mı? Ahmet babaannem yanınızda. Evde büyük olarak kalıyordu zaten. Yok artık. Yok, ya olmadığını gördün. Bakın, işte. Daha artık tartışmaya gerek yok. Olmamış işte. Tamam olmadı. Müge i̇şte Hanım. Kabahatim o diyorum. Tamam, ben evde inkar iki etmiyorum tane, üç tane erkek yaşlı babaanne gelen giden falan ben olmuyor. Ben onu inkar etmiyorum bütün ki bu Müge Hanım. Bütün bunların arasında 25 yaşında ya. Ve de iki çocuk ve bunların hepsine bakan da tek kişi. Yani ve kendisi bu çok da hak bir şey hocam, diye düşünüyorum. Hocam şimdi bakın ben 80 milyon içerisinde dünya kadar aile var. Eşi başka bir ilde görevli olan, çocuklarının başında bulunan, bir sebeple fizik ayrılık yaşayan dünya kadar aile var. Tabii. Yani buna sebep aramamak lazım. Bu bir sebep değil. Ama hocam evde öyle iki tane, üç tane bekar kayınbirader, o işte ayrı bir şey. Kayınvalide zaten ayrı sıkıntı yaratıyor. Kayınpeder. Mesela olmuyor işte. Genç ben bir hanım. Ben söylüyorum hayatta olacak şeyler var, olmayacak şeyler var. Bu olmaz. Olmaz. Hiç genç bir hanım evde. Kat'i surette olmaz. Kat'i surette. Genç bir hanım. Olursa orada da. Orada iki üç tane kayınbirader bekar. Olursa da böyle oluyor. Orada. Ya da. Büyük hata. Kız kendi annesinin babasıyla beraber seni bekleyebilirdi. Ah hocam orada doğru bir yere dayandın. Teşke öyle yapsaydım. Bekleyebilirdi. Teşke kendi annesiyle babası torunlarla beraber bekleyebilirdi. Teşke öyle hiç yapsaydım. Hiç problem olmazdı. Demek ki olmuyormuş. Yani keşke olsa ama olmaz işte. Ondan sonra sen çorabını oraya attın olur. Ben bilmem ne olur. Şu olur, bu olur. O dedikodu olur, bu dedikodu olur. Bak bütün mahalle evi gözetliyormuş. Şimdi öğreniyorsunuz belki. Ama işte o zaman anlamalıydınız. Verelim ara. Bulduğunuz zaman lütfen sol elinin üstüne bakın. Eğer sol elinin üzerinde bir sevgi izi görüyorsanız bizi arayın. Tek istedikleri var. Kaybolduğu zaman bir yakınları onlara kolaylıkla ulaşabilsinler. Efendim karar çıkmadı. Karar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı davaya müdahil olacak mı olmayacak mı bir sorulması şeklinde bir karar çıktı. Yani ne onandı ne bozuldu. Fakat bu karardan da benim anlamadığım hiç kimse mutlu olmadı. Yani Nazmiye Hanım'ın babası, rahmetli Nazmiye Hanım'ın babası neden karar çıkmadı diye çok öfkeli. Hasan Şükrü üzüntülü, Ahmet üzüntülü. Yani siz aslında... Yeni bir fırsat doğdu size. Bunu yeni bir fırsat olarak yani, değerlendirmek lazım. Müge Hanım, ben o anlamda demiyorum. Yani bir yandan seviniyorum, bir yandan da üzülüyorum. Asıl katiller dışarıda hala daha gizliyor. Tamam her işte, şeyde ama bir hayır yani, var. Belki yargıtayın bu kararı o süreci yeni bir takım kapılar yani, açabilir. Yapacak bir şey yeni yok. Bir takım gelişmeler kaydedebilirsiniz.
Sabırlı olun. Yani sabırla bekleyeceğiz evet. Yani. Yani eski bir dosya şey ama yine orada da cevabı avukat şey yayını takip eden, dosyayı aldıktan sonra bir takım şeyleri gören, sonuçta aile ise, yani Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sadece Nazmi'yi düşünmüyor ki, senin aileni de düşünüyor. Ali Yaşar da bir aile babasıdır, onu da düşünüyor. Dur bakalım, ben açıkçası şaşırmamıza rağmen ben yine de yeni bir ümit var diye mutlu oldum. Tabii artık tarih falan belli değil, yazışmalar ne kadar sürecek sürmeyecek bilmiyoruz. Tabii ki bir an evvel çözülsün, seni çok iyi anlıyorum. Bu da insanı çok yıpratan, mahveden bir şey. Ya yıpranıyorum. Ahmet için de, Ali Yaşar Bey için de, senin için de. Ama gün doğmadan neler doğar demekten başka çaremiz yok. Evet. Yüce Mahkeme böyle karar verdiyse biz de başımızla beraber deyip beklemek zorundayız. Evet. Efendim bugün de tabii gündemde de önemli gelişmeler var biliyorsunuz. Sabah yayına girerken... Melih Altun'a kadar çok teşekkür ediyorum. O da demişti gözümüz kulağımız bu davada diye. Kilise yine roketler düşmüştü. Yani Allah yardımcısı olsun vatandaşlarımın evet. Diyecek bir şey bulamıyorum. Başka gelişmeler var. Kabineyle ilgili gelişmeler var biliyorsunuz. O yüzden yayını Nihan Günay'la gün ortası bültenini bırakalım. Orada da önemli gelişmeleri evet, öğreneceğiz efendim. Evet.